Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge özel programıyla karşınızdayız. Bu İstanbul seçiminden önce yapılan son tarafsız bölge olacak. Bir genel değerlendirme yapacağız. Hem çok sıcak bir gelişme var. Bugün gün boyu kamuoyunda çok tartışılan Öcalan'ın mektubu meselesi var. Hem de bir son seçim öncesi genel tabloya şöyle bir bakacağız. Bu akşam tarafsız bölgede bu iki ana e, ...ekseni ele almaya, konuşmaya çalışacağız. Kimlerle? Hemen konuklarımızı tanıtalım. E, Öcalan'ın e, mektubu e, söz konusu olduğu için esas ana eksenimiz. Bu konuları e, düşünen, yazan, çizen e, isimler konuklarımız. Oral Çalışlar, hoş geldiniz Oral hoş Çalışlar. E, Hasan Bahsi Yalçın. hoş geldiniz Hasan Bahsi Yalçın ve... Doktor Hüseyin Alptekin, siz de hoş geldiniz. Bu arada e, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da olayın arka planını, kulis bilgilerini aktarmak üzere Tarafsız Bölge'de olacak bu akşam. Ve hazır zaten şu anda. Hande'ye de hemen bir merhaba diyelim. E, Hande merhaba, hoş merhaba, geldin Hande, Tarafsız Bölge'ye. Şimdi merhaba, merhaba, çok e, Hande senle başlayalım. Önce bir e, şu işin haber kısmını Kulis kısmını bir halledelim. Ee, Ali Kemal Özcan diye bir adam çıktı. Dedi ki ben dedi İmralı'ya gittim. İmralı'nın mektubunu dedi getirdim. Bunu kamuoyuna aktarıyorum dedi. Biz bunu gördük önce. Fakat tabii bunun bir öncesi var. Yani Ali Kemal Özcan tarafından İmralı'nın Öcalan'ın mektubunun kamuoyuyla paylaşılmasından önce neler yaşandı? Ne oldu? Nasıl bir süreç yaşandı? Bize bir anlatır mısın? E, tabii aslında öncesi derken e, baktığımızda bayağı bir öncesi var. E, Öcalan'a uygulanan tecrit bunun uzun yıllara e, yayılması ve tabii sonrasında özellikle cezaevlerindeki açlık ve ölüm e, oruçlarını e, örnek olarak gösterebiliriz. Neden? Çünkü aslında sürecin böyle başladığını söylemekte fayda var. Yani e, Evet bu netice bu şekilde görüldü ama aslında 31 Mart seçim öncesi Ocak ayına giden bir süreçten bahsediyoruz. Neden? E, hatırlayalım eskiyi. Öcalan'la bir şekilde e, görüşme trafiği başladığında bir defa e, İmralı e, ben kelimelerimi seçerek kullanmaya dikkat ediyorum ama bu iktidar ondan önceki e, hükümet dönemlerinde de aynı şekilde yani aslında e, Ecevit'in açıkladığı andan itibaren dönüşünü ve İmralı'ya girişinden itibaren devlet PKK gibi bir terör örgütünün elebaşını A'dan Z'ye tabii ki gözetim altında tutuyor. Bu ne demek? Yapılan görüşmeler kayıt altında olur yıllardan beri. Bilgisi yazılı olarak tutulur. Devletteki en üst düzey makama kadar iletilir. Yani örneğin İçişleri Bakanı'ndan Dışişleri Bakanı'na bilgi notları, Cumhurbaşkanı'ndan o dönemin başbakanlarının önlerine gider. Bu böyledir. Dolayısıyla orada bir görüşme trafiği başladığında içeride ne konuşulduğu devletteki her yetkilinin önünde olur. Bunun altını çizeyim bir defa. Bu ne demek? Cezaevlerindeki ölüm oruçlarını durdurmak için bu görüşme ilk hatırlayacaksınız aslında kardeşiyle başladı. Öcalan'ın sağlığıyla ilgili HDP ve Kürt kamuoyunda ciddi endişeler vardı. İlk açıklamada aslında sağlığıyla ilgili olarak geldi kardeşinden. Sonrasında 2 Mayıs tarihinde yani yaklaşık 8 yıllardan sonra ilk avukat görüşmesi başladı. Burada önemli olan şu nasıl başladı? Perde arkası bilgi olarak söyleyeyim. İlk görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Pervin Buldan bir HDP'li milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Aslında e, bu işin bir ee, ölümle noktalanmaması gerektiğini konuştular, bir çözüm bulunması gerektiğini konuştular ve sonrasında Ankara'da bir trafik yürüdü. Bu trafikte meclis başkanı var, cumhurbaşkanı var, devletin e, ilgili kuruluşları var, MİT, İçişleri Bakanlığı gibi ve e, avukatların görüşme yapmasına e, Abdullah Öcalan'la karar verildi. Bunun bir de hukuki boyutu var tabii. Bu yani e, bir mahkeme kararıyla uzatılabiliyor bu tecrit konusu. Ee, ve gene bir mahkeme kararıyla da bozulabiliyor. 2 Mayıs tarihine denk geldi üst mahkemeye yapılan başvuruyla birlikte. 2 Mayıs ve 22 Mayıs, Mayıs ayında yapılan avukat görüşmeleridir. Burada ağırlıklı olarak e, konu e, bu ölüm oruçları ya da aşık grevlerinin sona ermesiydi. E, tabii sonrasında bu diyalogların neden önemli olduğunu, başındakini onu söyleyeyim. E, her ne konuşulursa devlet yetkililerinin önüne geliyor. Öcalan dolayısıyla bu durumda. E, Öcalan'ı oradaki konuklarda sen de çok iyi biliyorsun. Mesajlarını ya da başlatmak istediği süreci verdiği mesajlarla devlet yetkililerine doğrudan duyuruyor. E, sonrasında da Haziran ayına geçir, geçiriyor Dolayısıyla 7 Haziran, 12 Haziran e, önemli tarihler. Çünkü 7 Haziran'da kardeşi 12 Haziran'da avukatlarıyla görüştü. Şimdi buradaki tarihleri bilerek veriyorum. 12 Haziran'da avukatlarıyla görüştükten sonra 13 Haziran'da Bahçeli Erdoğan görüşmesi var. 17 Haziran'da Selahattin Demirtaş Twitter'dan mesaj veriyor ve bu mesajında sanırım kafa karışıklığı yoktur, kararsızlık falan yoktur. Bugün için Sayın İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz diyor. 18'inde hukuk bürosunun avukatları gidiyor ee, ve e, Abdullah Öcalan'ın orada açıklamaları oluyor. 20'sinde Okan Müdüresioğlu'nun yazısıyla karşılaşıyoruz zaten Ankara kulislerine yayılmıştı. E, ve 20'sinde gene e, Ali Kemal Özcan İmralı'ya gidiyor ve e, mektubu açıklıyor. Peki Şimdi bir, erim, da, bir dakika Adan, Hande bir, bir dakika şimdi kronoloji böyle süreç böyle geldi. E, evet. Yani 18'inde avukatlar gidiyorlar ellerinde 18'inde avukatların Öcalan'ın avukatlarının ellerinde ayın 18'indeki görüşmede mektup ellerinde mi? Çıkışta evet. Öcalan'ın mektubu eylemi. Bunu da eylerine. zaten yaptıkları açıklamadan bugünden görüyoruz. Şöyle evet şimdi genel olarak şöyle bir yöntem izliyorlar. Ee, çıkarlar HDP ile bir değerlendirme yapılır. Ee, tırnak içi söylüyorum terör örgütü Kandil ile bir şekilde oradaki mesajlar gönderilir. Ee, ve sonrasında da iç değerlendirmeleri bittikten sonra hem e, bir mektup ya da orijinal bir mesaj varsa onu yayınlarlar hem de görüşmeye ilişkin bir açıklama metni yayınlarlar. Bunu e, işte e, hukuk bürosunun Twitter'daki e, ya da sosyal medyadaki adreslerinden de koyarlar. Hem kendi açıklamalarını koyarlar görüşmede buna işaret etti şuna işaret etti bu da orijinal mektubu diye e, onları koyarlar. Peki buna o zaman. Ya, bu o, bir süreçtir o, her zaman. O, o süreci... O sürecin doğal sonucu olarak e, avukatların Öcalan'ın mektubu, mesajını e, bugün normalde kamuoyuna açıklamaları mı gerekiyordu? Bugün mü açıklamaları gerekiyordu? Hayır böyle bir şey yok. Şimdi yani e, onun e, bu tarihtir şu tarihtir demiyoruz. Onlar kendi açıklamalarında diyor ki biz normalde 21'inde açıklama yapmak üzere hazırlık yapıyorduk. Ama demek ki... Ya bir duyum, ya başka bir şey, ya da durumun aciliyeti. Sonuç itibariyle evet, seçimler etkileniyor, etkilenmiyor ama ortada bir seçimle ilgili mesaj var. Yani şunu evet, sor, e, Hande, şu, e, kamuoyunun merak ettiği şey şu: Öcalan, Pazar günü yapılacak olan seçime yönelik bir mesaj veriyor avukatlarına. Avukatları bu mesajı evet. kamuoyuna seçim öncesi iletmemeye mi çalışıyorlar? İletmiyorlar mı? Karartıyorlar mı? Yani şey bu, tartışılan konu bu. Ee, ...yoksa doğal süreç içerisinde... tabii ki. Karartıyorlar mı? Ay, karartmak, yumuşatmak ya da... Il, ...yani e, şöyle söyleyelim... ...ben bunu kendi bu yorum yapabilecek durumda değilim... ...ama eğer tartışmanın iki tarafı varsa... ...karşı taraf böyle düşünüyor. Anladım. Bir dakika, şimdi oral... ora... kendi içinde bir toplantı yapıyor... ...ama bu acil olarak açıklanmıyor. Oral çalışlara e, hemen dönmek istiyorum... Yani biraz bu açıklamayı kamuoyuna duyurma noktasında isteksiz, geciktirici bir rol mu oynuyor avukatlar? Geciktirici olduğunu iddia etmek kolay değil. Şundan kolay değil. Aslında bütün görüşmeleri eğer olarak bakarsanız görüşmeyi yaptıkları gün açıklamadılar. Ertesi gün mü açıkladılar? Ertesi gün, iki gün sonra, Şimdi günleri tam hatırlamıyorum ama yani bu, bu, bu iki günlük sonunda biliyorsunuz ayın 20'sinde. Bugün ayın kaçı? Bugün 21'i. 18 19 18'i geç gece akşam geliyorlar. 19, 19 20, 20, 20 21'inde. 21'i. Şimdi şeyin de söylediği gibi Hande Fırat'ın e, hem Kandil'in hem HDP'nin haberi oluyordu Öcalan'ın ne dediğinden ve bunu nasıl takdim edeceklerine dair. Bu yeni bir şey değil yani yıllardan beri yaptıkları metot bu. yani bu yani dolayısıyla bu, bu, olağan. Mı yani? Bu olaya has bir durum değil. Yok yani şunu mu diyorsunuz? Bu olağandır. Yani bu orada bir problem yok. Yani şimdiye kadarki tecrübeye baktığımız zaman olan gözüküyor. Ama tabii şu var. eğer tavır evet. almak yönünde bir yorum yapmak isterseniz onu da söyleyeyim. onu da o sormuyorum. Ben sadece avukatların Yok o, onu da şundan söylüyorum. Şimdi Öcalan'ın söylediğiyle avukatların tavrı arasında seçimlerde bir fark var. O seçim. onu konuşacağız. O ayrı. Hasan Yalçın burada yani avukatlar, HDP o çevre Öcalan'ın mesajının kamuoyuna e, yansımasını bir parça önlemeye ve geciktirmeye yönelik özel bir çaba içinde olduklarına dair bir gözleminiz var mı sizin görüşünüz ne? Yani e, böyle bir yorumum var benim. Ne? yani ama Niye işte dayanarak o... söylüyorum. Çünkü seçime beş gün kalmış ve mektubun içeriği seçimle alakalı. E, hmm. yani özellikle bu açıklama yapılmasaydı biz gerçekten yani o e, üniversitedeki öğretim üyesi şayet, Ali Kemal Özcan Evet Ali Kemal Özcan şayet böyle bir açıklamayı yapmasaydı belki de e, biz e, bu açıklamayla seçimin sonrasında karşılaşacaktık. Yani o zaman da şey denebilirdi. E, yani 5 gün çok da uzun bir süre değil. İşte açıklanmıştır. 5 gün sonra açıklanmıştır da diye denilebilirdi. ama özellikle seçim gündemi varsa ve o mektubun içeriği seçimle alakalıysa Gerçekten hani Öcalan'ın Öcalan'ın fikrinden etkilenecek bir seçmen kitlesi varsa HDP'nin o zaman avukatlarının o mesajı. mesajı acil koduyla geçmeleri gerekir. Acil koduyla geçmedi yani sonuçta yapılacak değerlendirme bir gün içerisinde değerlendirmenizi yaparsınız en fazla bir gün içerisinde o değerlendirmeyi yaptıktan sonra açıklamanızı yaparsınız ama. Gördüğümüz kadarıyla açıklama yapılmıyor işte. Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapması Selahattin Demirtaş mesela çok hızlı bir açıklama yapabiliyor. Ee, ama aynı esnada Öcalan'ın açıklamasının gecikmiş olması tabii ki bende e, şöyle bir izlenim uyandırıyor. Galiba HDP'nin içerisinde e, Öcalan'a taraf olanlar veya olmayanlar arasında bir gerilim var. Özellikle HDP Öcalan'ın mesajlarını seçime kadar en azından karartmak istedi. Muhtemelen seçim sonrasında da ya böyle bir mektup var ama bunun içeriği de aslında çok seçimle ilgili değildi diye bir karartmaya uğrayabilir Peki Ali Kemal ben Özcan, bir de, de siz şundan kuşkuluyorsunuz. <laughs> Ali Kemal Özcan olayı olmasaydı, araya olmasaydı. girmeseydi bunu bu, tamamen belki... Yani eğer... Ali Kemal Özcan olayı diye bir şey yok. Devlet sonunda bir akademisyeni bu mektubu açıklamak için kullandı. Başkan, Öyle mi? E tabii yani başkan neye e, nasıl nasıl neye olabilir bir, bir şey herhangi yapıyorum. bir akademisyen nasıl ben, gidebilir şey? Ben, ben dün açıklamasını hani duyduk. Açıklama şöyleydi. Ben Öcalan üzerine yıllardır araştırma yapan bir akademisyenim diyor. Ben tanımıyorum, etmiyorum. Kendi beyanına dayanarak söylüyorum. E, ve uzun süredir, e, yıllardır görüşme talebinde bulunuyordum ve bu görüşme talebim kabul edildi diyor. Ya bunun içerisinde bir sürü hikaye arayabilirsiniz yani. Devlet Yok, mesela yani. böyle devlet mesela böyle bir şeyi devlet açıklamak isteseydi belki iki gün önce açıklayabilirdi. Yani bunun doğrudan doğruya devletle ilişkili bir hadise olduğunu düşünmüyorum. Ee, daha ziyade Peki ben ama ben... Ali Kemal özen <laughs> denilen şahsiyetin e... Apon'un mektubuyla ne alakası var? Anlattığı hikaye şudur. E... Dün anlattığı hikaye onu aktarayım. E, ben uzun yıllardır. Görüşme talep ediyordum. Ee, o görüşme talebim gerçekleşti dedi. Öcalan. Bir mikrofonda bir problem varmış. Bir mikrofonu değiştirecekler. Tamam. Biz bir Siz tamam. e, unutmayın sözünüzü. Tamam. Aynı soruyu soracağım. Çünkü gerçekten tartışmanın en can alıcı noktası bu. bu. Ee, Ali Kemal Özcan olayını e, acaba devlet o adamı kullanarak Öcalan'ın mesajının kamuoyuna ulaşmasını mı sağladı Oral Çalışlar'ın yorumuyla? Yoksa işin içinde başka bir yorum var mı? Onu konuşacağız. Ee, size de döneceğim. Bir izin verin. Hani ee, e, Gazeteci olarak Hande e, biliyor Ali Kemal Özcan'ın İmralı'ya nasıl gittiğini, görüşmeyin nasıl gerçekleştiğini biliyor. Ee, Hande'den onu öğrenelim. Hande, Ali Kemal Özcan nasıl gitti? Bir görevlendirme mi yoksa... <laughs> Bu görevi alma mı, ee, yani nasıl bir e, yol izlendi e, Ali Kemal Özcan denilen şahsın, akademisyenin İmralı'ya gitmesi yönünde? Şimdi e, bir daha o baştaki belki kritik şeyi söylersem, e, oradaki görüşmeler, yani ben bugün gittim diyelim, e, karşısına geçtim konuşuyorum, oradan da bir mesaj alıp çıkacağım. Doğal olarak benim ve onun yaptığı konuşmalar bir kayıt altında oluyor. Dolayısıyla ben açıklamak istemesem de bilmesi gereken tüm makamlar karşı tarafın ne dediğini aslında biliyor. Üzerinden üç gün geçiyor belli bir takım belli başlı değerlendirmeler yapılıyor. Üstüne üstlük işte farklı açıklamalar yapılıyor HDP kanadından. Evet o zaman oral çalışılara tamamen katılıyorum. Ali Kemal Özcan'ın gidişi gündeme geliyor. Nasıl gündeme geliyor? Daha evvelki başvuruları var. Bu başvurular neticesinde belli ki kendisiyle temasa geçiliyor. Bu temas çerçevesinde adaya gidiyor, görüşüyor ve kendisinin de açıkladığı gibi işte el yazılı mektubu 18 Haziran tarihli görüyoruz. Kendi ifadeleri var bir defa her şeyden önce görüyoruz. Öcalan'ın mektubu bana tedarik edildi. Öcalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşabilir. İşte soruyorlar iki gündür gazeteciler soruyor. İstihbarat birimleriyle mi konuştunuz? Tüm bu Tabii ki e, sorulara net yanıt vermiyor. E, dolayısıyla zaten hani e, Ahmet Hakan, Oral Çalışları, Hande Fırat ya da herhangi bir gazeteci bugün başvuruda bulunduğunda öyle hop hemen gitme gibi bir durum yok. E, yıllar boyunca gördük öyle bir durum olmadığını. E, dolayısıyla tabii ki bu mesajın... Ee, saklanacağı endişesi, bu mesajın belki karartılacağı endişesi, bu mesajın bir şekilde kamuoyuna en azından pazara kadar gösterilmeyeceği endişesinin belli bir karşı tarafta iki taraf varsa eğer burada e, olduğunu net bir şekilde görüyoruz bu davranışla birlikte. Şunu da unutmayalım Ali Kemal Özcan'ın açıklamasının hemen ardından da peş peşe HDP'lerin tweetleri, milletvekillerinin sosyal medyada verdiği mesajlar var. Ve e, gene hukuk bürosunun e, Öcalan'ın mektubu diye koyduğu mektupla işte Ali Kemal Özcan'ın koyduğu mektubun benzer, o paragraflarının aynı olduğunu e, net bir şekilde tarafsız. O, çizgisi, o konuda tarafsız zaten ihtilaf yok yani me mesaj. De olduğunu görüyoruz Mesaj konusunda ihtilaf yok yani Ali Kemal Özcan'ın ilettiği mesajla evet. avukatların sonradan evet. açıkladığı mesaj aynı mesaj. Evet. Şimdi sizin mikrofonunuz evet. daha düzeldi. Ben açıkla durumu olur mu sorusu. Geleceğiz ona bir dakika. E, ee, Devam edeyim. Evet. Ee, şimdi yani baştan başlayalım. Yani şu, şu e, Öcalan'la avukatları görüşüyorlar. Hande diyor ki bu görüşmeler diyor e, kayıt altına alınır ve devletin ilgili makamları bu görüşmede neler konuşulduğunu bilirler. E, Mektupları da sonradan verirler. Tamam devlet biliyor yani Öcalan'la avukatlarının ne görüşünü. Yani Öcalan diyor ki HDP'ye çağrımdır İstanbul seçiminde biz HDP olarak tarafsız kalalım, bu ittifaklara girmeyelim diyor. Devlet de bunu biliyor. Şimdi avukatlar bunu üç gün içinde, iki gün içerisinde açıklamıyorlar. Devlet Ali Kemal Özcan e, yoluyla bu mektubun kamuoyuna ulaştırılmasını mı sağladı? Oral çalışların tezi bu. Siz ne diyorsunuz? Ali Kemal Özcan'ın ifadeleri biraz çapraşık ifadeler. E, mesela biraz önce Hande Hanım'ın Verdiği ifadeler olmakla birlikte dün akşam ben dinlediğimde mesela şu tür ifadeler de kullandı. Ben dedi çok uzun yıllardır görüşme talep ediyordum. Bu tarihte gerçekleşti. Veya asıl itibariyle şu benim dikkatimi çekmişti o konuşma esnasında. Öcalan'la ben görüşürken Öcalan işte mektuptan bahsetti bana. Ben de efendim biz böyle böyle bir mektubumuz yok, böyle bir mektup görmedik. Duymadık, uy kamuoyuna iletilmedi. Kamuoyuna iletilmedi dediğini söylüyor. Ondan sonra Öcalan'ın işte öfkeyle bana kalem kağıt getirin dediği ve o çerçevede yeni bir mektup kaleme aldığı iddiası var. Şimdi bu, bu bu tür bu tür konularda zaten bazen ifadeler bilerek de çapraşık hale getirilir ki işin içerisinden çıkılamasın. muhtemelen yine böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ali Kemal Özcan'ın yaptığı açıklamaya baktığınızda, sürecin genel ilerleyişine baktığınızda ee, şu e, fikir ortaya çıkıyor yani devlet ayın 18'inde bunu görüyor ve bunun ortaya çıkması e, sını sağlayıcı e, bir yöntem izlemiş denilebilir ama Ali ama Kemal Özcan... Siz o zaman oral çalışlara niye itiraz ettiniz o da aynısını söylüyor yani süreç olarak böyle görürsünüz ama Ali Kemal Özcan'ın ifadelerine baktığınızda çapraşık ifadeler var tam o, o anlama gelmiyor. Yani, o anlama gelmiyor diyor ki ben diyor içeride e, görüşme esnasında bu böyle bir mektubun gelmediğini söyledim o da ne demek böyle bir mektup gelme? Ya bu, bunların onun her... bir anlatısı var yani. Evet, onun bir anlatısı var. Herkesin kendince bir hikayesi var. Oral çalışlar. Bu, bu Ali Kemal Özcan denilen adam ciddi alınır birisi midir Kimdir? Tanıyor musunuz siz? tanıyorum. Kim? Bir akademisyen. Yani beraber, nedir, özelliği beraber... nedir? Türkiye'de Ya şimdi bir, bir kere önce var. şunu söyleyeyim. Yani şimdiye kadar HDP milletvekilleri ve devlet yetkilileri dışında İmralı'da Öcalan'la görüşmüş herhangi bir kimse var mı akademisyen? Herhangi bir gazeteci var mı? Ha, bu akademisyenin özelliği ne? İşte ben de onu diyorum. Yani şimdiye kadar böyle bir yöntem duymadık biz. Müracaat eden, görüşmek isteyen. Biz de mesela çözüm süreci sırasında akil insanlar heyeti olarak Öcalan'la görüşmeyi talep etmiştik. Ama ki hiç kimse şimdiye kadar bu konuda herhangi bir devletten herhangi bir izin çıkmadı. Bunun da özel olarak çağrıldığı. Devletin özel... buna özel izin verdiği belli. Ben o işin o kısmını anladım. Şunu soruyorum Niye bu adam? Yani bu adamla bu adam Öcalan şey... ara şimdi Öcalan araştırması yapıyor. Biz mesela bundan 4-5 yıl kadar önceydi bir dersim sempozyumu yapıldı Tunceli'de. O Tunceli'de sen... mi yaşar bu adam? Tunceli'de tabii Dersim Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Öcalan üzerine mi araştırmalar yapıyor? Öcalan o zaman öyle yapıyordu. Benim çok da ilgimi çekmişti. Aynı panelde birlikte konuşmacıydık ve o Öcalanla ilgili yaptığı araştırmayı anlattı. Çok ilgimi çekmişti. Peki böyle kürt siyasi hareketinin içinde bir adam mı yoksa Hayır değil, onu gözlemleyen bir, birisi. Ya şimdi bir kere Dersimli olması, Tunceli'de olması, bu meseleyle ilgili olmasını doğal hale getiriyor. İkincisi, e, Öcalan konusunda üniversitelerde araştırma yapmak vesaire falan çok alışılmış bir şey değil. Onu yapması, yapıyor olması ilgimizi çekmişti. Yani bayağı bildiğimiz akademik çalışma. Evet, akademik. Yani ifadelerin Öcalan. Öcalan'ın içerisinde yalnız mesela dün akşam bağlandığı e, telefonla bağlandı ifadelerinin içerisinde Akademik olarak çalışabilir de bazen akademisyenler çalıştığı konularla böyle bir ünsiyet kurarlar. E, apo'cu bir tavrı olduğunu söylemek lazım. Hatta bir sloganik e, ifadelerde kullanmaya kalkıştığı andan itibaren hani yayından alınmak istendi. Böyle e, yani Apo'cu bir tutum. Yani, yani muhtemelen e, hani bu böyle bir iki kanat varsa iki veya üç e, farklı gruptan bahsediyor. İşte Demirtaş, Kandil. E, Apo e, şeklinde. Orada e, Apo'ya yakın olduğu hemen o Türk bir siyasi argümanına da giriştiğine biz dün şahit Öyle yaptık. bir şey yok. Benim bildiğim yok. Yani şeyde. Dün kendisi söylediklerinden canlı var, yayın, kendisi can, Canlı yayında Apo'yu destekleyen e, mesajlar vermeye kalkıştı. Hatta Olabilir. terörist yani başına Apo'nun katkısı e, olsun diye ama bir içinde, başına hani hiçbirimizin hoşuna gitmeyecek örgütlü ifadelerle, örgütlü övücü Anladın ifadeler mi? kullanmaya kalktı. Yani şeyin Kürt hareketinin örgütlü işte HDP vesaire içinde bir yerinde yok. Onu biliyorum. Tamam o da yani Örgü... Hasan Basri Bey de diyor ki örgütün içerisinde a, bir, olduğunu iddia pek söylemiyor zaten. Böyle, böyle bir çizgisi de ee, var. Böyle bir, yani. böyle bir yakınlığı da var. Mesafeli bir Akademisyen soğukkanlılığıyla değil. ve diliyle konuşmadı diyor. Böyle apocu bir edayla, tamam. tavırla konuştu diyor. Yani Onu gözlemini aktarıyor. Tamam, tamam, ona bir diyeceğim yok. Şimdi, ee, Hüseyin Attekin'e döneceğim. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alacağım. Kısa bir aradan sonra olur mu sizinle başlayalım? kadar imralıdan e, İmralı'dan gelen mektupla ilgili maceranın kronolojisini konuştuk. E, büyük ölçüde mevzu anlaşıldı. Buraya kadar yaptığımız değerlendirmelerle ilgili verilen bilgilerle ilgili şimdi Hüseyin Alptekin'in görüşlerini alacağız. Ne diyorsunuz? Biz evet. oldu mu sizin açınızdan ve bu kronolojiye bir itirazınız var mı? Burada verilen aktarılan bilgilerle ilgili ne ekleyeceksiniz? Esasında sanırım pek çoğumuz için sürpriz bir çıkış oldu bu. Çünkü biz e, uzun bir süredir aslında HDP ile Kandil'in e, beraber çalıştığı, beraber orkestra ettiği bir politikayı görmekteydik. Nedir bu politika? E, şu im, İmralı bu orkestranın neresindeydi? E, yoktu. Yoktu. Yani bu mektuba kadar yoktu. Uzun süredir bunu biliyor muydunuz siz gözlemci olarak dışarıdan? Bir gözlemci olarak dışarıdan ben böyle okumaktaydım bunu. Hatta bir dönem, bir dönem Kandil'de HDP arasında da özellikle bir gerilim Demirtaş vardı. Demirtaş arasında bir gerilim vardı. O halde oldu mu? Gireriz. O halle oldu mu o gerilim? O halle oldu. Bu biraz daha HDP içi, parti içi e, gelişmelerle ilgili. Belki biraz sonra yani bu konuyu tamamladıktan sonra bu ona girebiliriz. Ben Hüseyin Bey şunu merak ediyorum. Şimdi üç odak var. Ee, bir HDP, iki Kandil, üç Öcalan. Bir de yurt dışı var, dört. Yani biz yani ana ana olarak. Yurt dışında da güçlü bir şey var. Tamam. Yani ort, e, bunlardan Kandil ve HDP'de bir problem yok aralarında. Öcalan dışlanmış durumda öyle mi? Şöyle isterseniz bunu söyleyelim. Genel itibariyle e, PKK'nın yani kendi isimleriyle KCK diyorlar onlar. KCK'nın HDP'ye yüklediği rol örgütün yani onlar hareket diyorlar. Örgütün Türkiye'deki legal temsilcisi olmasıdır. Dolayısıyla HDP, örgüte hiyerarşik açıdan bağlı bir yapıdır. Örgütün HDP'ye bakışı bu. Öcalan Öcalan'a nasıl bakıyor bu örgüt? Hemen oraya yapılır. gelelim. Örgütün Öcalan'a verdiği isim, kendi KCK sözleşmesinde önderlik diyorlar. Yani biz terörist başı diyoruz doğal olarak ama örgütün verdiği isim önderlik Öcalan'a. Ayrı bir birim var, önderliğin işlerini takip etmek üzerine. Yani KCK Sözleşmesi'nde böyle bir yapıya Peki, sahip. Biz, biz sıradan faniler bütün bu tabirlerden hiç anlamıyoruz. Hani önderlik falan diyorlarsa eğer e, Öcalan için. Hani onun söylediğinin, e, onun kestiği raconun herkes tarafından uyulması Aslında gereken tam, bir tam, racon tam, tam, tam olması gerekiyor. Tam oraya geleceğim. Tam Niye geleceğim? olmuyor yani. Bakın şöyle bir şey var. Ne HDP ne de Kandil hiçbir şartta doğrudan Öcalan'ı küçük düşürücü bir ifade kullanamazlar. Nitekim Çünkü kullanmıyorlar. örgüt üzerinde Öcalan'ın böyle bir sembolik gücü var. Buradaki sembolik kelimesi önemli. Çünkü Öcalan, örgütün fiili olarak yöneticisiz değil artık. Örgütü hatta zaman zaman biz Kandil'de, Karayılan tarafıyla Bayık tarafının bile belli noktalarda farklı pozisyonlara sahip olabildiğini görmekteyiz. İşte zaman zaman başka ülkelerle iş tutabiliyorlar. Farklı ülkelerin istihbaratlarıyla çalışabiliyorlar. İşte İran Kanada olabiliyor. Biraz daha Suriye üzerinden ABD'ye yanaşabilenler olabiliyor vesaire. Ama şunu bir özetleyelim. Üç tane odak var dedik ya. Demirtaş üzerinden HDP, Kandil ve Öcalan İmralı. Biz uzun bir süre Öcalan'dan bir açıklama duymadık. Ve ortaya çıkan aktörler Demirtaş şahsiyetinde HDP oldu. Bir diğer taraftan da Kandil oldu. kandille HDP arasında da biz kısa bir süre bir sürtüşme gördük. Hani Demirtaş fazla sivrildi tarzında bir şey oldu. Onu hallettiler. Ama bu sürtüşmeyi hallettiler. Bu çözüldü. Şimdi bu iki aktör yani Demirtaş ve Kandil uzun bir süredir bir mutabakata varmış durumdalar. Ortak pozisyon şu. Doğuda HDP, batıda CHP. Yani batıda biz tek başımıza AK Parti'ye karşı bir pozisyon belirlesek bile sesimizi duyuramıyoruz. Tamam, bunları biliyoruz. Peki Öcalan ne, ne, burada ne, neden devreye giriyor? ve Öcalan devreye girdiği andan itibaren buradaki bu mutabakat değişiyor mu değişmiyor mu? Buraya nasıl bir etki yapıyor? İşte burada iş biraz absürtleşecek. Şundan dolayı. Uzun bir süredir gerek HDP gerek Kandil bize ne diyordu? Öcalan tecrit altında. Öcalan'ın şartları iyileştirilmeli. Öcalan'dan haber alamıyoruz. Böyle bir nasıl diyeyim bir söylem tutturulmuştu. Şimdi alıyorlar. Şu son gelişmede biz şunu aslında fark etmiş olduk. Aslında Öcalan'ı tecrit altında tutan kandilmiş. Ya da, Aslında Öcalan'ın duyulmasını istemeyen kandilmiş. Ya da e, Öcalan'ın tecrit altında kalmasından o kadar da rahatsız, rahatsız değil. değillermiş. Çünkü <laughs> eğer rahatsız olsalardı mesajının bizzat hemen ulaşmasını ya isterlerdi. Burada şöyle bir e, ekircikli tavır var e, Ahmet Bey. Şimdi bir taraftan e, Öcalan'ın tecridini örgütün terminolojisinde kırmak için açlık görevleri yapıldı, ölüm oruçları yapıldı ve bu noktada hayatını kaybedenler oldu. Ve nitekim daha sonrasında krizin tırmanmaması adına belki de Öcalan akrabalarıyla, avukatlarıyla görüşmeye başladı. Ama Öcalan şunu fark etti. Ben burada soyutlandım. Ben buradayken Kandil'deki örgüt liderleriyle HDP benim görüşümü almadan kendileri ortak pozisyon belirlediler. O pozisyon neydi? 31 Mart seçimlerinde CHP adının desteklenmesi İstanbul'da. Hatta Kandil çok ileri gitti. Dediler ki Duran Kalkan örgütün bir diğer yöneticisi doğrudan dedi ki Afrin'de, Hakuk'ta ilerleyen Türk ordusunu İstanbul'da yeneceğiz. Çok çok ileri gitti. Öcalan'ın bunlardan haberi yok. Ha bu Öcalan iyi onlar kötü anlamda söylemiyorum. Burada Öcalan geri plana itildiğini hissetti. Ve nitekim avukatlarıyla görüşmesinde bir mektup kalemi almış. Biz bunları gerek Ali Kemal Bey'in açıklamalarından gerekse daha sonra Asrın Hukuk Bürosu yani Av avukatları, avukatları üzerinden hocam. ve gerekse de parti üzerinden öğrendik. Öcalan şunu söylemiş. Demiş ki bana bir şey sorulmadan Kandil yani örgüt ve HDP bana bağlı olması gereken bu iki unsur benden habersiz bir karar almışlar. Öcalan şunu yazmış mektubunda. Demiş ki biz farklı bir hareketiz. Ve biz ne CHP'nin payandası olacağız ne de işte başka bir partinin. Ve dolayısıyla CHP ile girilen ittifak son bulmalı. Peki. Bir, bir açıklaması var. Şimdi tamam. Soru şu. <laughs> Öcalan'ın bu açıklaması HDP kanadında nasıl bir yankı uyandırdı? Nasıl bir etki uyandırdı? Yani ha Öcalan bize ya siz e, Türkiye'deki bu iki ittifak var işte. Biri Millet İttifakı biri Cumhur İttifakı. Bu iki ittifakın da içinde olmayın. Siz kendi bağımsız duruşunuzu koruyun diyor. O zaman biz de kendi bağımsız duruşumuzu koruyalım mı diyor HDP Öcalan'ın bu tavrı karşısında. Yoksa tutumunu devam ettirip CHP desteğini sürdürüyor mu? eğer sürdürüyorsa bunu nasıl izah ediyor, nasıl tevil ediyor, nasıl açıklıyor Oral Çalışlar? Şimdi bir kere Öcalan'ın tecriti şeyde başladı, çözüm sürecinin kırılmasıyla. Yani şey değil. Ya oraya, oraya, yani sonra... Yok şu bakımdan önemli. Yani Öcalan'ı tecrit eden Kandil'de HDP'den çok devlet oldu esas. Çünkü ...görüşmelere izin vermediği için Öcalan'ın zaten örgüt üzerindeki etkisi... Ben son bir haftayı kastettim. Ama ondan önce 8 yıl boyunca Öcalan herhangi bir görüşme yapamadı. Tabii. Herhangi bir görüşme yapamadı. Yani Öcalan'ın bilgilerini yani. gizlemişler falan ya o yüzden o da tecrit oldu. Yok o, ben tecrit o, Onların eliyle tecrit oldu. bakımından yani, yani tecrit, on, tecrit... Onu da gizlemişler tahlil. manasında mecazi bir kavram olarak. Doğru da ben de diyorum ki şimdi tecritse yani e, Öcalan'ın bir meselesi... O, mesela, o zaten, zaten doğru devlet yapmıştır. Fakat diyor ki beyefendi, şimdi bak, oray... yapmasa da adamlar zaten memnunmuş hallerinden diyor yani. Bir oyun kurulmuş. Ya şimdi bir oyun kurulmuş. şöyle 31 Mart seçimleri her şeyi etkiledi. 31 Mart'ta çünkü Kürt oyları sonuç olarak şeyin büyük şehirlerin kaybedilmesinde AK Parti iktidarı açısından tayin edici bir rol oynadı. O zaman Kürt oyları yeni baştan Hele de İstanbul seçimleri bir kritik bir seçim hesaba girince yeni baştan gündeme geldi. E tabii Kürt oyları üzerinde Öcalan'ın da bir rolü ve etkisi var. Ve tecritin kırılmasında bence tayin edici esas gelişme budur. Bir kere bunu görelim. Onu görüyoruz. Ben şunu soruyorum. Öcalan'ın e, çağrısı, mektubu, mesajına HDP biz CHP'ye, İmamoğlu'na destek vermeye devam edeceğiz şeklinde karşılık veriyor. Ee, değil mi? Tabii. Neden? Yani Öcalan'ın açıklaması neden HDP üzerinde bir etki yaratmıyor? Şimdi siyasi... Ve anlamak istediğim şey bu. Şimdi yapılan yorum şu. Bir kere ilk defa HDP uzun süre dışlanan, tecrit olan yöneticileri hapse giren yani çözüm sürecinin kırılmasından beri HDP neredeyse meşruiyetini kaybedecek ölçüde ağır bir travma yaşıyor. <laughs> yöneticileri tutuklu neredeyse gen eş genel başkanları hapiste uzun yıllardır. Şimdi böyle bir durumda AK Parti ile işbirliği yapmak yerine AK Parti'nin izlediği siyaseti yenilgeye uğratmak gibi yeni bir strateji benimsediler. Bu yeni stratejide de müttefikleri İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü ...yaşadıkları süreç... ...e tamam ki, cevabı bu zaten. Cevabı şu, şu, şunu soruyorum ben. Öcalan diyor ki bu strateji yanlış diyor. Yani onlar da diyor ki yani biz bu stratejiyi... ...kendi kendimize tercih etmedik. Yani yaşadığımız travma... ...yaşadığımız olaylar... ...yöneticilerimizin hapse girmesi... ...bütün belediyelerde... E, ...şeylerin kayyuma devredilmesi... ...son seçimlerden sonra... ...KHK'lı belediye başkanlarının... ...ellerinden belediye başkanlarının... Yani şunu mu diyorlar? Ey Öcalan sen bize böyle diyorsun ama... Ee, bizim, sen yanlışsın. Sen yanlışsın. Bizim başımıza bunlar bunlar geldi. Dolayısıyla sen hele bir dur. Biz kendi stratejimizi oluşturalım mı demek istiyorlar. E te, yani zaten oluşturduk mu demek. Zaten istiyorlar. oluşturmuş durumdalar. yani Öcalan ne diyor? Öcalan buna itiraz ediyor. E, bunlar ne diyorlar Öcalan? E, bunlar da iki gün kala Yani çok değer veriyoruz size. Önemlidir fikirleriniz diyorlar. Ama şu andaki Türkiye'nin siyasi durumu bizim geleceğimiz açısından bu yaptığımız ittifak veya destek tayin edicidir. Hatta şöyle yorumlar var Kürtler içinde, HDP içinde. Yani gelecekte Türkiye'de bir iktidar ihtimali karşısında bir iktidar ortağı olabiliriz diye yeni hesaplar yapanlar var. Ben onun yani Öcalan'ın buradaki rolünü sorgulamaya çalışıyorum. O zaman <laughs> şu mu oluyor? Kürt hareketi, Kürt siyasi hareketi üzerinde e, gerek Kandil üzerinde, gerek HDP üzerinde Öcalan'ın bir ağırlığı kalmadı diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Yani Hüseyin Alptekin'in söylediği gibi bir kere Öcalan'ın bir manevi prestiji ve manevi ağırlığı var. Ama şimdi seçimler gibi çok somut bir konuda ve neredeyse bir senedir, iki senedir hazırlık yapan, o konuda bir ortak strateji belimsemiş olan hareketin Öcalan'ın iki gün kala söylediği söze, evet bunu kabul ediyoruz şimdi vazgeçiyoruz demesi, daha beklenmeyen bir şeydi zaten. Başka türlü olması mümkün yani değil Kısaca işimize karışma diyor. Kandil değil mi? Biz bir oyun Yani oyun kurduk, işimizi biz, bozma diyor. Biz bir siyaset belirledik, bu siyaseti sürdüreceğiz diyor. Peki Daha Hande, var diyor. Hande e, Öcalan'ın çağrısının HDP tarafından kabul görmemesi olayı Ankara'da nasıl yankılanıyor? Şimdi şöyle anlatayım. Bir defa Öcalan yeniden oyunda. Yani ben bunu böyle yorumluyorum. Bugün başka bir kaynağım çok daha farklı çok daha ağır bir yorum yaptı. Bu ileride belki bir ayar verecek şekilde farklı sonuçlara yol açabilir Öcalan'ın yeniden oyunda olması dedi. Ee, şimdi bu ne demek? Bir defa e, şunu unutmayalım. 8 yıldır biz Öcalan'la ilgili bir açıklama, şu bu hiçbir şey duymuyorduk. Dolayısıyla bir yandan da HDP ya da işte diğer tarafta Kandil kendi siyasetlerini kendileri belirlemek durumunda kaldılar. Yani adadan bir yönlendirme, adadan bir mektup, adadan bir açıklama, adadan bir telkin almadan yola devam etmek durumunda kaldılar ve tabii o arada öne çıkan isimler oldu, geri plana itilen isimler oldu, çok farklı bir noktaya oturan isimler oldu. Diğer tarafta lütfen bu işin dış bağlantılarını unutmayalım. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin konumu, e, Suriye'deki konum bunların hepsi farklılaştı. Bambaşka bir tablo ortaya çıktı. E, 8 yılın sonunda Öcalan mesaj vermeye başlıyor. 8 yılın sonunda öjolan o aktörlere diyor ki durum bir dakika burada ben de varım. Ama şunu unutmayalım diğer tarafta. E, milletvekilleri ya da işte cezaevlerindeki ölüm oruçları aşık grevleri. Daha e, işte birkaç ay öncesine kadar e, Öcalan için tecridin sonlandırılması için yapılan bir eylem söz konusuydu. Ve yine e, o tarihlerde Sezai Temelli başta olmak üzere tek muhatap e, burada muhatabı bu işlerin Abdullah Öcalan'dır diye açıklaması var. 16 Ocak 2019 BBC Türkçe'ye vermiş bu röportajı. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada düşünmek lazım. Peki Öcalan Belki deminki soruna neden Ankara'da nasıl değerlendiriliyor, neden böyle? Ee, ben demiştim görüşmelerin hepsi e, bir şekilde devlet yetkilileri tarafından okunuyor. Ben Ankara'da ne konuşulduğunu söyleyeyim belki oradan daha net yorumlarsınız. Bir defa e, tüm Kürtler e, HDP'ye oy vermiyor, tüm Kürtler AK Parti'ye de oy vermiyor. E, CHP ve HDP tabanda, e, tabanda birleşse de tabanda bir uyuşma sorunu yaşıyor. Bu birliktelik daha çok böyle ifade ediliyor. Bu birliktelik daha çok e, siyasilerin ya da yukarıda yöneticilerin e, Erdoğan gitsin şu olsun bu olsun gibi bir takım çıkar birlikteliklerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, Öcalan'a göre e, HDP'nin tabanında, e, HDP e, tabanında bir tedirginlik, HDP'nin belki tabanında bir yönlenme, taban kaybetme gibi bir sorun önümüzdeki süreçte yaşayabilir gibi bir kaygısı olduğu yorumları yapılıyor Ankara'da <laughs> ...diğer taraftan işin dış destek boyutu... Ee, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün... E, ...senin olduğun canlı yayında ifade etti... E, ...Selahattin Demirtaş... ...özellikle Demirtaş'ın... E, ...ismini söyleyerek... ...Demirtaş işte e, Öcalan... E, ...Kandil bir tartışma... ...bir kavga... ...Evet Ankara'da bu böyle yorumlanıyor... ...bugün için olmasa da... E, ...yani bugün hemen için olmasa da... ...önümüzdeki süreçte... ...bu tartışmaların büyüyebileceği ifade ediliyor... Evet. ...bir defa bu dış dünyadaki oyundan dış destekten de e, Öcalan'ın e, çok dışarıda kaldığını da söylemek lazım. Peki Hande teşekkürler. Ben şimdi şeyi merak ettim e, Hasan Basri Bey. E, şimdi az önce Oral Çalışlar dedi ki e, HDP kendisini AK Parti iktidarının baskısı altında hissediyor. Bu baskıdan kurtulmak için de İstanbul seçimlerinde belirleyici bir rol oynamak istiyor. Daha 31 Mart'ta da yaptı aynı. 31 Mart'ta da yaptı aynısını. Hala o belirleyici rolünü devam ettirmek istiyor yani iktidarı e, etkilemek istiyor iktidarı e, tabii, tabii zarar yani. vermek istiyor yalnız zarar vermek değil bir de gücünü ortaya koyuyor gücünü ortaya koymak istiyor Öcalan niye bu stratejiye karşı çıkıyor ben onu anlamadım Öcalan'ı bu stratejide <laughs> rahatsız eden şey ne yani neden biz bu kavgaya karışmamalıyız ee, biz e, üçüncü bir yol izlemeliyiz biz kendi ittifakımızı kurmalıyız. Milliyet İttifakı da Cumhur İttifakı da bizim işimiz değil çizgisinde. Öcalan niye bu çizgide? Bu konuyla ilgili çok fazla fikir yürütme ihtimalimiz var. Yani işte AK Parti tarafında veya Cumhur İttifakı tarafında olmayıp diğer tarafta da olmamayı, şunun mesela sadece tarihi arka plan üzerinden bile değerlendirebilir veya kişisel mücadeleler çerçevesinde değerlendiriyor olabilir. Ee, Öcalan'ın meseleye bakışında ben asıl e, konunun HDP içerisindeki çatlaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani e, nasıl biraz, bir çatlak? Var? Biraz önceki anlatılan hikayeleri tekrar etmeyeceğim. Sadece şunu biliyorduk biz. Yani bu bugüne kadar hep konuşuluyordu. Öcalan'ın özellikle dışarıda tutulmak HDP tarafından Öcalan'ın özellikle dışarıda tutulmak istenmesi e, Suriye'de Amerika ile çalışıyor olması çerçevesinde e, orada daha fazla kontrol altına alınmış olması. Mesela Karayılan'ın bir ara İran'la yakınlaşması sonra Karayılan tarafının zayıflaması vesaire. Bu örgütler e, birçok aktörle aynı anda ilişki içerisinde. Öcalan da aslında kendi liderliğini vurguluyor. Her alanda vurgulamaya gayret ediyor. kendisini kendisinin devre dışı bırakılmasından son derece rahatsız gibi gözüküyor. E, ve geri döndüğünde... Ee, aslında HDP'yi bakın kavram payanda, CHP'nin payandası haline getirmek e, kavramını özellikle belki de tercih ediyor. Normalde çok karmaşık yazıyor, çok karmaşık konuşuyor. Ama bu kavramı tercih ettiği belli, CHP'nin payandası olmamak şeklinde bir kavramı kullanıyor. Ben burada aslında HDP'nin e, Öcalan'ın cevabına karşı, yani Öcalan aslında bir res çekiyor. Diyor ki patron benim ve benim dediğim gibi olmak zorunda. Burada Öcalan neyi ortaya koymuş oluyor? Bütün o sembolik liderlik vasfını aslında şeye yatırıyor, masanın üzerine yatırıyor. Şimdi buna karşı HDP'nin iki tane seçeneği vardı. Ya buna evet, uyacaktı. Ya Öcalan bizim liderimiz, heykelini dikiyoruz falan diyorlar ya. E, ya Öcalan bizim liderimiz, dolayısıyla bizim pozisyonumuz Öcalan tarafından belirlenir diyeceklerdi. Ya da ve, ya da bugünkü hayır, tavrı koyacak. Ya da bugünkü tavrı koyarak hayır Öcalan'ın e, pozisyonu hatalıdır. Biz kendi başımıza biz bu pozisyonu belirleyebiliriz diyeceklerdi. Birinci tercihi yapmış olsalardı yani Öcalan'ın e, liderliğini kabul etmiş, onun argümanını kabul etmiş olsalardı e, İmamoğlu'nu ve CHP desteğini feda etmiş olacaklardı. Bu ikinci tercihi yaptıklarında şimdi iki tane ihtimal var. Ya Öcalan kazanacak ya HDP kazanacak. Üçüncü, mes üçüncü, e, kısım ise ikisi birden eşit sonuç çıkaracak. Yani üçüncü, 3 e, üçüncü alternatif ise bu. Eğer Öcalan kazanırsa büyük kitleler halinde HDP'nin İmamoğlu desteğini çektiği, HDP seçmeninin İmamoğlu desteğini çektiğiyle karşılaşacağız. Eğer, ya bir dakika. Şimdi eğer e, gerçekten, Kür, Kürt seçmen e, Şöyle yapalım tam ben o noktaya gelecektim yani aslında bu çatışmanın bu çelişkilerin netleşeceği yer seçim sandığı. Seçim sandığı. Tamam. Eğer Türk seçmen e, İmamoğlu'na oy vermekten bir parça imtina etmiş olursa ya da imtina etme oranına bakacağız oradan Öcalan'ın gücünü mü göreceğiz? Şimdi benim kafamdaki kaba taslak rakamlar. Bunlar bir aşağı bir yukarı, iki aşağı iki yukarı olabilir. benim kafamdaki rakam CHP'nin İstanbul'daki Millet İttifakı olarak desteğinin toplamda yüzde 40 civarında olacağını. Çünkü bir önceki seçimde de yüzde 40'ın zorlandır. Muharrem İnce'ydi sanırım. Yüzde 40'ın zorlandığını, işte fark olursa iki yukarı iki aşağı olabileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla yüzde 8, yüzde 7 civarlarında bir HDP seçmeninin desteğinin doğrudan doğruya CHP tabii bunlar elimde veriler Anak, üzerinden yani değil an, tamamen kaba taslak yani bir okum. Ben ona bakarım diyoruz. Şimdi %8'e bakacağız. %8'in yüzde kaçını etkileyebildiği aslında Öcalan'ın Peki hiçbirini etkileyemez şimdi o onu et, onu etkileyemezse Öcalan miti yıkılır. Yıkılır. Eğer etkilerse mesela %4'ler %5'ler oranında etkileyebilirse o zaman HDP çöker veya yönetimi elitleri en azından çöker çünkü onlar devre dışı kalmışlar. O onlar. zaman Öcalan hala Öcalan egemen demektir. Başındadır demektir. Ama böyle yüzde iki civarında Öcalana yüzde beş civar. Bunlar çok kolay rakamlar değil. Ama Öcalan'ın daha düşük bir rakam çıkardığı, HDP'nin daha yüksek bir rakam çıkardığı alternatifte ise doğrudan doğruya kavga. Yani bu sefer de Öcalan'la HDP arasında bir çatışma. E, iki eşit tarafmış gibi ciddi bir çatışma ve ciddi bir kavga dönemine gireceğiz demektir. Bu analize oral çalışlar ve e, Hüseyin Bey siz ne diyeceksiniz ama reklamdan sonra. hayır. hayır. Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Şimdi şunu konuşuyoruz. Yani Öcalan'ın e, çağrısı tamam HDP yönetimi tarafından e, kabul görmedi. HDP biz e, İmamoğlu'na desteğimizi, CHP'ye desteğimizi sürdüreceğiz şeklinde bir tutum aldı. Ama e, acaba e, Kürt seçmen bu çağrıdan e, etkilenebilir mi, etkilenir mi? Hasan Basri Yalçın diyor ki ben diyor seçim sonuçlarına bakarım. Ee, orada e, şu üç şeyden birini görebilirim. Bir, Öcalan'ın çağrısı hakikaten Kürt seçmen üzerinde etkili olmuştur. Onun sayısal analizini yapmak mümkün. İki, e, az etkili olmuştur ya da yarı yarıya etkili olmuştur. Onun da sayısal analizini yapmak mümkün. Üç, hiç etkisi olmamıştır. Bu da Bu da mümkün. Her üç durumun da e, yorumlaması farklı olur diyor. Değil mi? Evet. Böyle özetleyebiliriz. Şimdi bu bu yaklaşımı değerlendirelim. Mesela oral çalışlarla devam edelim. Sizce bir etkisi olur mu Kürt seçmen üzerinde? Ya yani oy üzerinde çok fazla etkisi olmayacağını tahmin ediyorum. Sonucu değiştirmeyecek. Sonucu yani. değiştirmeyecek şekilde etkisi olacağını zannediyorum. Ben zaten merakla sabahleyin Güneydoğu'da Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siirt vesaire o, o bölgedeki kanaat önderlerini. Yani aradaki farkın e, az olduğunu varsayarsak e, iki aday arasında. Yani nasıl bir e, tepki gösterirler diye öğrenmek için işte baro başkanları, gazeteciler. Ne diyorlar? Şimdiye kadar benim aldığım izlenim bir etkisi olmaz. Yani artık bu yola çıkıldı, yolun sonuna gelindi. Hatta mesela Siirt'te iki otobüs tuttuk geliyoruz. Peki Öcalan'ın prestiji açısından problem olur mu? Şimdi Öcalan ilk defa reddedilmiyor biliyorsunuz. Öcalan daha önce çözüm sürecinde silahlı mücadele bitmiştir silahları bırakın diye PKK'ya çağrı yaptığında PKK bunu da kabul etmedi hatta tersine yönde tepki gösterdi. Ama biz Öcalan'ı her zaman liderimiz olarak kabul ediyoruz demekten de vazgeçmedi. Şimdi e, bence bu tabii bir etki yapar. Özel Öcalan'ın prestijiyle ilgili ama bence iş Kürt meselesi bundan ibaret bir mesele değil, seçimden ibaret bir mesele değil, büyük bir mesele, bölgesel bir mesele. Yani, tabii Öcalan'ın prestiji derken, terörist başı olduğunu biliyoruz. Ee, kendi örgütsel yapısı içerisindeki Durumunu tartışmak için bu tabirleri kullanıyoruz. Yoksa hani şeyimiz amacımız e, meşrulaştırmak falan değil. Yok, Onu yani sonuç var olarak yok. bölgemizde bir Kürt meselesi diye bir mesele var. Güneydoğu'da Suriye sınırında çatışmalar var. E, bütün bunlarla ilgili Amerika ile tartışma var, Rusya ile tartışma var, İran'la tartışma var. Bu yani, politikaların ortasında aslında. Evet ve Öcalan da burada aktörlerden biri. Onu sürdürür diyorsunuz. Sürdürür tabii. Reddedilse bile sürdürür. Red, tabii ki sürdürür. Ama işte şimdi şey olmayacak mı yani evet. anlamsızlaşmayacak mı Öcalan? Yani bir, bir yandan diyorsunuz ki heykelini dikeceğimiz liderimiz diyorsunuz. Bir yandan işte önderimiz diyorsunuz. Sonra mesela böyle silah konusunda onu sürece yayabiliyor. Yani HDP uzun müddet veya pardon Kandil uzun müddet e, silah meselesini sürece yayarak sanki böyle bırakılacakmış Ama gibi bir imajı öyle değil. tercih etti. Ama burada... Seçime, somut. Üçün, üç gün kala somut CHP'nin payandası olmaması gerektiğini, bir üçüncü yol olması gerektiğini ısrarla söylüyor. Biraz önce ben aslında cevap verirken oraya atladım. Ona da bir ekleme yapayım. Yani siz hani peki Öcalan e, bu açıklamayı neden yapıyor dediğinizde. Şimdi şunu sordum ben size. E, HDP'nin şu anda izlediği mevcut stratejiden hoşnut da olabilirdi. Çünkü hı hı. sonuçta HDP ne yapıyor? CHP'yi destekliyor, belirleyici oluyor. CHP'nin kazanmasını sağlıyor. Bayağı etkili oluyor. Öcalan niye bundan hoşnut? Benim diyeyim? uzun süredir bu konuya dair bir çok spekülatif olmakla ilgili bir kanaatim var. O da şu. özellikle bu hani doğuda HDP'ye, batıda CHP'ye stratejisinin ee, uzun vadede HDP'yi CHP'nin içerisinde eritmek gibi bir sonuca neden olabileceği kanaati var bende. Çünkü burada bir geçişkenlik yaratılıyor özellikle Şişli, Kadıköy ve benzeri bölgelerde. O geçişkenlik çerçevesinde sanki HDP CHP'nin içerisinde eriyor ve bu erime nedeniyle de e, Öcalan aslında HDP'yi ve işte kendi hareketini ben bunun içerisindeyim, ben ona sahip çıkıyorum siz CHP'ye payanda oluyorsunuz ve siz aslında HDP'nin amacına hizmet etmeyecek. Sadece işte Erdoğan'ı geriletmek veyahut da CHP'nin İstanbul adayının kazanmasını sağlayacak bir adım atıyorsunuz ve bunun sonucunda alacağınız şey nedir? Bunun sonucunda alacağınız şey garanti midir? Ben bunu düşünmesi devam bir mi? örgüt elebaşısının bunu düşünmesi örgüt üzerinde hakimiyet kurmak istemesi, örgütün yıllarca var olmuş yapılarını korumak istemesi aslında biraz da o HDP'nin şu anki yönetimine karşı oluşunun temel sebebi. Yani diyor ki Öcalan bu haliyle sadece CHP'nin işine yarıyor ve HDP'yi çökertiyorsunuz. Öcalan'ın dediğinden çok şöyle bir problem var Kürt hareketi açısından yasal alanda mı yasal alan mı güçlenecek ve yasal alan mı karar verici olacak yoksa Kandil ve Öcalan mı karar verici olacak çelişmesi sürekli Kürtlerin önüne geliyor. Ve Kürtler şimdi bu mesela HDP 80 milletvekili çıkardığı 7 Haziran seçimlerinde ne oldu? Bir anda PKK harekete geçti ve öz yönetim gerekçesiyle bütün Güneydoğu il ve ilçelerinde çok kanlı bir eylem sürecini başlattı ve HDP diskalifiye oldu. Şimdi HDP ile şey açısından bir e, problem var. Ya yapısal bir problem var. HDP ve Kandil ve Öcalan'la HDP arasında bir yapısal yani, problem var. Peki HDP kendi Hede iradesini ortaya koyabilecek cesarette, çapta bir parti idiyse niye 7 yani Haziran'dan bir şey sonra aslında bunu şöyle o iradesini, Bir dakika ben devam edebilir miyim? Yani niye 7 Haziran'dan sonra o iradesini Kandil'e karşı koymadı? Ya ne demek hendek? Ben seçimde en yüksek oyu almışım. Tarihin en büyük başarısını kazanmışım. En çok milletvekili çıkarmışım. Şimdi Tam budur. siyasal Anladım. alanda mücadele edeceğim. Sen teröre başlıyorsun, hendeye başlıyorsun. Hop dur bakalım. Ey Kandil falan şimdi, niye demedi? Şimdi böyle bir şeyi yapabilecek gücü yetmediği için diyemedi. E Öcalan'a gücü yetiyor. Ha şimdi bak Öcalan'a gücü yetmesi meselesi değil. Şimdi bir tane silahlı güç var. Elinde silahla geliyor şehirlerde başlıyor şeye, terör eylemlerine. ona karşı ben Halkın oyunu aldım. Yüzde on üç, on dört. İlk önce dediler hatırlarsan hem Figen Yüksekdağ hem Selahattin Demirtaş baştan dediler ki siz çıkın biz sizi savunabilecek şeyleri buluruz yapmayın bunu dediler. Fakat PKK silahla hücum edip silahla baskıyı sürdürünce. Sadece diye... Hendek'te değil biliyorsunuz 7 Haziran seçiminden hemen sonra karşılıklı çatışma süreci başladı. İşte, yani şunu diyorum PKK, zaten. PKK şey başlattı. HDP'nin yüksek bir oy ya oranına ulaşması. Ben de diyorum bize. ki tam o sırada çıkıp daha karşı ya kardeşim ya, ne yapıyorsunuz demediler. Yapamadılar. Güçleri yetmedi. Biz biliyorsun burada defalarca çağrı yaptık HDP'ye. Dedik ki gidin bu şeyi mazur de, mu göreceğiz yani güçleri? Hayır yetmiyor. mazur görmek için söylemiyorum. Tespit yapmak için söylüyorum. Niye mazur göreyim? ben yani hiçbir zaman onların o teslimiyetlerini haklı görmedim. Burada hatırlarsın televizyon programlarında. Selahattin Demirtaş'a çağrılar yaptık. Dedik ki sen karşı koymazsan Türkiye demokrasi bütün şeyler çok iyi şuan... hatırlıyorum. Ben de onu söylüyorum. Orada gösteremedikleri ama, dirayeti Ama şimdi bu, bu başka bir şey. Bu seçim. Yani gidip oy kullanmak. Ben oy kullanma açısından söylemiyorum. Kime oy verirse versin beni ilgilendirmiyor. Benim söylemek istediğim şey şu. Yani HDP önderlik dediği uğruna milletvekillerinin ölüme yattığı adamın talebini reddetme gücünü kendinde görebilirken. 7 Haziran Aynen, sonrası PKK'ya ya dur diyemedi. Buradaki çelişkiyi şimdi, anlamıyorum yani. Şimdi e, ikisi, ikisi arasında büyük bir fark var. Ben de diyorum ki bir tanesi silahlı, silahlı örgüt. örgüt geliyor dayanıyor. E, şey, silah şey, mı? Silahtan e, mı yani, korktu? Sil, tabii silah önemli bir güç. Gelip silahı dayandığı dayadığı zaman sen ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın sivil bir güç olarak. Tamam, yani bunu sormuş. Ben o konuyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Ç çok kısa. Çok kısa. Sadece bu da değil, ee, yani evet silah etkili ama hani önderlik kademesinin falan da etkili olmasını beklersiniz. Ee, burada bence son derece etkili olan başka bir faktör var. HDP'nin içerisinde daha çok marjinal, sola yakın gruplar. İlk günden itibaren o 7 Haziran seçimlerinin hemen akşamında HDP'nin söylemine hakim olan bir dil üretmeye başladılar. Seni başkan yaptırmayacağız vesaire gibi söylemleri hatırlayın. Sanki masa zaten orada yıkıldı. Dolayısıyla o hani e, marjinal sol, biraz CHP'ye yaklaştırmaya çalışan sol, HDP'yi CHP'ye yaklaştırmaya çalışan sol aslında o söylemi üreten sol. Öcalan'ın pozisyonu da aslında ona karşı buradan sadece buradan CHP'ye bağlanan ve eklemlenen bir hareket Esa, olmaktan çıkarmaya. Esas itirazı buna Tabii. diyorsunuz. Peki, e, Hüseyin Bey size e, sormak istiyorum. Şimdi hakikaten şunu anlamıyorum ben. İlle olsun merakında değilim ya. Bana ne Öcalan'ı ister takarlar, ister takmazlar. Hakikaten zerre kadar umurumda değil. İster Öcalan'ın çağrısına uyarlar, ister uymazlar. Kendi bilecekleri iştir. Fakat şunu anlamıyorum. Sadece kavramak bakımından, hani olayı anlamak bakımından e, hareketi tanıyamadığımız için tam anlayamıyoruz biz sade vatandaşlar. Şimdi bir yandan az önce oral çalışlara da söyledim. Uğruna gerçekten ölüme yatıyor insanlar. Yani bir milletvekili neredeyse ölecekti e, ölüm orucunda. 30'a yakın insan öldü e, açlık grevi ölüm orucunda. Ee, şimdi böyle bir uğruna bun, uğruna can verilen bir şahıs var ortada ee, ve o şahsın ya siz bu seçimde e, bu işe girmeyin falan diye bir çağrıda bulunması seçmeni üzerinde en azından ya da e, HDP üzerinde hiçbir etkisi olmaması olmayacak olması bir sorun değil mi? Yani nasıl açıklanıyor bu? Bunu nasıl izah edebiliyoruz? Şimdi bir kere seçmen üzerinde etkisi olacak mı olmayacak mı bunu biz tabii ki seçim sonrasında analiz edeceğiz. Ama bugün Onu biz şuna bilmiyoruz biz şu an ama en azından şunu biliyoruz ki HDP'nin yönetim kadrosu HDP ve Kandil ve Kandil bunu kabul etmiyor. Yani bu bile bence önemli bir Oradan verir. alalım isterseniz Ahmet Bey. Az evvel biz dedik ya 3 tane merkez, 3 tane odak var dedik. İmralı'da yani Öcalan, Kandil ve HDP dedik. Bugün itibariyle bu üç odak ikiye düşmüş durumda. Yani Kandil ile HDP ortak pozisyona sahipler. Ve bu iki odağın tek bir pozisyon belimsemesi dünün işi değil. 31 Mart'ta çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ama aslında daha öncesine de yani 7 Haziran'a 1 Kasım'a kadar götürebileceğimiz bir ortak pozisyon. Zaten hiyerarşik olarak entegre iki oluşum pozisyon olarak da ortak pozisyona sahipler. Buradan ben sizin aslında az evvel yönelttiğiniz bir soruyu da tekrarlamak istiyorum. Peki Öcalan neden bu pozisyonu aldı? Aslında çok basit bir yani, cevabı var. Öcalan neden e, Kandil ve HDP'nin aldığı pozisyonu kabul etmiyor, başka bir pozisyon almaya çalışıyor. Çok basit bir cevap var. Öcalan dediği şey şu: Kime sordunuz diyor. Ben buradayım, bana önder diyorsunuz. Kime sordunuz da siz CHP ile beraber böyle bir örtülü ittifak yaptınız. Varlığını mı hissettirmek istiyor? Tam olarak öyle. Buradan da şuraya gelelim izninizle. Bakın gerek HDP, gerekse de Kandil. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz derler. Öcalan için açlık grevleri, ölüm oruçları düzenlerler. Zaman zaman gençlerin kendisini yakarak, tabiri caizse onlar feda diyorlar buna, kendilerini Öcalan'a, böyle neredeyse e, işte mesihsel, e, örgüt açısından, spiritüel bir kült lidere adamak anlamında, kurban vermek anlamında bir onore etme durumu vardır. Ama bu onore etme, bu ciddi alma kısmı çok daha retorik, çok daha sembolik bir şey. Bugün Kandil ve HDP, bugünkü HDP açıklamasını ben okudum, anladığım şey şu. Şunu diyorlar, Öcalan heykelin dikeriz biz senin, seni çok iyi onore ederiz ama işimize karışma. Sen bizim için sembolik öneme sahip, orada kendilerine göre kutsal bir figür. Ama orada kal, yukarıda kal, aşağı inip bizim işimizi bozma diyorlar. Peki şeyi nasıl izah ediyorlar? Bunca kutsallık izafe ettikleri, atfettikleri. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Ben birine kutsallık atfediyorsam o ne derse o olur abi. Yani raconu o keser. Hem kutsallık atfedip hem de raconu onun kesmediği bir ilişki biçimini ben anlayamıyorum. Yani benim tahayyül dünyam ilişki bunu biçimi, çözemiyor. Bu biçimi retorikle <laughs> pratik ayrımıdır. Öyle mi? Retorikle, retorikle pratik ayrımı. Retorikte Abdullah Öcalan önderlik derler. Peki mesela çok çok ücretliler. şunu diye etkisi olmasını istemezler. Şunu diyemezler mi? düzeyde seçmen düzeyinde öyle mi onu göreceğiz. Bu kurumsal düzeyde. Onu anladım. O örgüt içerisindeki mücadeleler şey. Tam onu soracağım zaten. Şunu diyemezler mi ya? Öcalan sen bir defa hapistesin. Ee, yani sen bizim işlerimize karışma diyemezler. Çünkü Öcalan'ın aslında demiş oluyorlar. Hayır diyorlar ama İmman bunu ne daha netçe söyleyemezler. Niye söyle? Niye açıkça söyleyemezler? Çünkü o zaman tabanı yani HDP tabanını tutamazlar. Bakın ha. ben şuna da dikkat etmek istiyorum. Ya biz deminden beri e, belki de suçlu lisan ediyoruz. Kürt seçmen diyoruz ya. Ya Türkiye Kürtlerinin aslında yarısı zaten AK Parti oyu veriyor. Türkiye Kürtlerin yarısı zaten Öcalan ne demiş, Kandil ne demiş umursamıyor bunu. Ama HDP'nin hitap ettiği Kürtler var. Yani onu ayıralım. O yüzden Kürt seçmen yerine ben HDP tabanı demeyi şimdi, tercih ediyorum. Şimdi bana da çok mesaj geldi. Ya Kürt seçmen. demeyin. Evet. biz bütün Kürtler HDP'ye oy veriyormuş gibi bir sonuç Çıkıyoruz. Birisi de bana demiş terörist de bir kere Öcalan'a diye dedim herhalde ama tekrar evet. edeyim terörist evet. başı bebek katili bunları zaten söylüyoruz gerek. Yani, yok. E, Oradan da yani isterseniz tekrar. bir yere bağlamak biz istiyorum. Biz burada e, siyasi bir analiz yapıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. E, o tanımlar zaten altında gizli hep var. Evet. Şöyle bunu bunu tamam. Peki Abdullah Öcalan nasıl bir karşı hamle ortaya koydu? Çünkü bakıyor yani Kandil ve HDP bir araya gelmiş bir politika belirlemiş, CHP ile ittifak, hani örtülü ittifak belirlemiş ama Öcalan bu denklemde yok. Nasıl denkleme girecek? Avukatlarını çağırıyor. Avukatlarına bir mektup veriyor. Diyor ki lider benim, benim dediğim olacak ve HDP CHP'yi desteklemeyecek. Böyle bir karar veriyor. Ama 18 Haziran'da verilen bu mektuptan seçmenlerin haberi olmuyor. Yani Kürt seçmen değil, HDP seçmeninin haberi olmuyor. Asıl olan kısım burada HDP seçmeni. Peki bu durumda Öcalan ne yapacak? Benim yorumlamam bilgi değil ama yorumlamam şudur. Önceden bakıyor ki avukatları, kendi avukatları kendi açıklamasını duyurmamışlar. Muhtemelen yine yorum yapıyorum. Kandil bunun duyurulmasını doğru bulmamış. O zaman bakıyor ki ya beni çok abartan, işte bana böyle mesistel karizma yükleyen bir akademisyen varmış. Ben o akademisyen bugün gün boyunca tüm çalışmalarına baktım. Hakikaten de Abdullah Öcalan'ın çok onore eden çalışmaları var. Mesihsel karizma diye bir eseri var. İşte Öcalan üzerine her şeyi okuyor. Öcalan'la tahmin ediyorum. Hani tanımıyorum kendisini. Ali Sempatisiz Kemal olan. Özcan'dan mı bahsediyorsun? Ali Kemal Özcan. Biraz eserlerini karıştırınca ben böyle çabuk bir sonuca ulaştım. Ve benim tahminim bakıyor diyor ki ya bu adam ısrarla benimle görüşmek istiyor. Madem öyle gelsin Peki, görüşeyim. Peki Öcalan'ın e, kendisiyle e, görüşecek kişileri seçmek gibi bir var şansı mı? var mı? Var hatta Ölgelerin ben bunu da şuradan çıkartıyorum. Mi? Ali Kemal Özcan dün bir televizyon kanalında canlı yayın bağlantısı yaptı ve şunu söyledi. Ben Öcalan'ın talebi üzerine oraya gittim dedi. Tabii. Direkt bu bir ibareyi kullandı. Öcalan oral çalışlarla görüşmek istiyorum dese oral çalışlarla görüşebilir mi? Yani görüşebiliyormuş gerekli şartlar oluşturduğunda görüşebiliyormuş. Dün tabii izin de lazım. Hukukçular, Hukukçular yani de hiç kadar Hukuk. bir gerekli şart oluşmadı. Hukuk. Hukuk. Nasıl? Hukukçulara Şimdiye kadar hiç gerekli şart oluşmadı diyorum. Böyle bir talepte bulundunuz mu siz? E tabii ki bulunduk diyorum. belki şey sırasında siz çözüm süreci sırasında. Ettin mesela. Da... Efendim? Yani kendi davet, davet ederse diyorlar. O Orada konuşmaları var. Şunları şunları görmek istiyorum diye bir sürü isimden bahseder gazeteci. İsimlerini verir. <laughs> Öcalan'ın vardır şeyleri. Benim tahminim şu oradan. İmralı notlarına bakarsanız var. görürsünüz. Değişik gazetecilerle görüşmek. Onu bir mesajcı yok. olarak özellikle seçti ve söyledi. Öyle söyledi belli canım. Orada... Benim tahminim şu Ahmet Bey. Yani e, tabi en mahkumdur Öcalan. İstediğiyle buluşamaz. Hani şu gelsin bu gelsin diyemez. Ama kendisi talepte bulunur ve cezaevi yönetimi de bunu kabul etmek zorunda. Onlar da tabii ki bunu yukarılara soracaklardır. Tabii ki bu kişi cezaevine tünel kazarak girmedi. Devletin izniyle ona ile girdi. Bu muhakkak. Öcalan'ın benim anladığım kadarıyla aslında tırnak içerisinde bir nevi bir son çırpınışıydı bu. Duyuramıyor kendisini. Kandil artık Öcalan'ı dinlemiyor. Yani çok onları ve mesajlarını karartıyor. Yani diker. Hani işte kitaplar basar, işte liderimiz der, önderimiz der. Ama istediği şey işin bize Peki Hasan Basri Yalçın'a siyasi işin siyasi kısmı ile ilgili, AK Parti kısmı ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi bu olayı şöyle yorumlayanlar da var. Diyorlar ki seçime 3-5 gün kala AK Parti Öcalan kartını masaya sürdü. Kürtleri etkilemek için işte Öcalan'a bir adam gönderdiler. Öcalan'dan açıklama aldılar. O açıklamayı yayınlayarak işte HDP'ye oy veren seçmeni e, İmamoğlu'na oy vermekten caydırmaya, Öcalan vasıtasıyla caydırmaya çalışıyorlar. Bir yandan beka dediler, bir yandan PKK, terör şu bu filan dediler ama son anda gittiler Öcalan'a, Öcalan'dan yardım istediler şeklinde bir yorumlama biçimi var. Bu, Aslında bu, bunun, buna ceva ne bunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sizin katıldığınız programda çok net bir şekilde verdi. E, bu bizi hiç ilgilendirmez. Biz bu işin dışındayız. Biz e, bizim ittifakımız MHP iledir. E, biz terör örgütleriyle ittifak içerisinde değiliz ifadesini özellikle kullandık. Tam, tam şeyi şu. Buyurun siz. Olaya ben şöyle bakıyorum. Bizim ha. derdimiz değil. Çünkü oralardan bize ne gelir gelmez bunları az çok kestiriyoruz. Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Yani e, Öcalan'la Demirtaş arasında bu iktidar savaşında HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma gösteriyor. Hatta daha da ileri daha da bu işin içinde yani Kandil'i kastediyor. E, Avrupa da bu işin içinde. Bu süreç içinde Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine vermek istemiyor. Bununla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da daha hesap sormaya varıncaya kadar Öcalan'ın çok sert tutumu var. Onların kendisine ihanet ettiğini düşünüyor falan. Bunları anlatıyor. Bunları bir bilgi olarak anlatıyor. En sonunda Erdoğan dün akşam şunu söyledi. Bizim bu tartışmalarla bir ilgimiz yok. Biz Cumhur İttifakı ile MHP için ittifak yaptık. Bunların desteğine de ihtiyacımız yok diyor. Yani dolayısıyla aslında Cumhur, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin e, doğrudan doğruya bir HDP'nin kendi iç meselesi olduğunu, e, HDP de demeyelim yani işte Öcalan'la bağlantılı, e, legal, illegal ne kadar örgütlenme yapı varsa bunun bir iç meselesi olduğunu söylüyor. Ve i, özellikle, iktidar savaşı olduğunu düşünüyor. Özellikle e, Selahattin Demirtaş'la Öcalan'ın ismini zikrediyor. Bunlar ön plana çıkan siyasi kariyer isimleriymiş gibi gözüktükleri için bunları kullanıyor. Hatta arkasından diyor ki Avrupa'da var, değil mi? Biraz önce Oral Bey'in hatırlattığı gibi Kandil var, belki orada saymıyor. Amerika var, şu var, bu var. Dış dışarıdan PKK'yı destekleyen gruplar var. Şimdi bakın, şöyle bir durum var. Biz evet, örgüt burada var. Örgütün tepesinde kendini lider olarak gören ve işte onu lider olarak gören bir örgüt var. Ama bunun içerisinde de aslında bu tür örgütlerin içerisinde de siyasi manevralar olur. Ee, yani örgütün içerisinde e, işte Cemil Bayık, Karayılan, Mesih Hozat gibi farklı farklı isimler. Bunların hepsi örgütün içerisinde aslında birer siyasi kariyer de yürütüyorlar. İktidar mücadelesi. İktidar yani. mücadelesi yürütüyorlar. Şimdi Suriye'de Amerika'ya yakın olanı var, İran'a yakın olanı var, Almanya'ya yakın olanı var. Çok farklı gruplar var işte sol marjinal gruplara yakın olanlar var daha farklı gruplar. Bunların içerisinde zaman zaman öne çıkanlar ve arkada kalanlar olur. Mesela şöyle bir şey e, söyleyelim. E, çok isimler üzerinden gitmek önemli değil ama bir aktör fazla ön plana çıkmıştır. O muhtemelen e, işte HDP çizgisinin şu anki HDP çizgisinin savunucusu olur. Başka bir aktör o geri planda kalmıştır. PKK Muhtemelen çizgisi. döner, Abdullah Öcalan'ın çizgisinin asıl doğru çizgi olduğunu söyler. Hani Oradaki o mücadeleyi kariyer mücadelesi doğru, olarak da görmek kariyer lazım. Kariyer mücadelesi de var, dışarıdan kontrol de var. Şimdi PKK'nın özellikle Suriye olayından sonra Amerika ile doğrudan doğruya göbek bağı bağladığını e, unutmamak lazım. Şimdi kendi başına mesela biraz önce HDP'den bahsederken ben onu söylemeye Ben HDP'yi aslında aktör olarak görmüyorum. Hiçbir zaman olmadı, olamadı. HDP dediğimizde ben genelde Kandil'den doğrudan doğruya e, kontrol edilen bir legal yapı görünümü görüyorum. Dolayısıyla e, orada asıl asıl kavga orada kopuyor. Öcalan e, Demirtaş'la bir mücadele içinde gibi gözükse de aslında orada Kandil'le ve Kandil'in e, kurduğu tüm ilişkilerle sorun yaşıyor. Şimdi bunun doğrudan doğruya elitler üzerinde yani o örgütün elitleri, örgütün yöneticileri arasında bir mücadele kısmı var. Bunun bir de HDP seçmenine, HDP tabanına yansıyan kısmı var. Şimdi bu kavgayı muhtemelen HDP seçime kadar gizlemenin, geçiştirmenin yollarına bakacak. Ama her ne olursa olsun bu öcalan alan bir rest çekti. Ve karşısında bu resti görmezden gelen bir HDP var. Onu onu söylediniz. O, onun hesaplaşması muhakkak yapılacaktır. Hande, e, or, oradan bir, bir dakika şey. bir Hande, tamam bir şey sorayım. Olur. Bu e, iktidara yönelik ya işte sonuçta seçimi kazanmak için Öcalan'a eee müracaat ettiler. Öcalan'ı kullanıyorlar tarzı eleştirilere iktidar cephesi nasıl bir karşılık veriyor? O konuda e, görüştüğün iktidar yetkilileri ne diyorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programda tabii. Yani yaptığı tabii açıklamayı ki anlattık. Yok evet. Hı hı. Yani evet. Tabii ki alakası yok diyorlar. Böyle bir beklentiyle hareket etmedik. Buradan da bize bir oy gelmeyebilir. Bunun da bilincindeyiz diyorlar. Ama bu başka bazı tartışmaları beraberinde getirecektir diyorlar. Ee, ama tabii e, siyaseten ya da gazeteci olarak yöntem, zamanlama falan bunların hepsi tartışılabilir, konuşulabilir. Ama bu diğer cephe açısından da aynı şekilde. Burada önemli olan şu, e, orada bir ifade vardı aslında. Bir güncel siyasi hesaplar yani seçim açısından bir blok ya da öbür bloğa bakabilirsiniz. Diğer tarafta da e, bu siyasi hesapların dışında bu konunun karmaşıklığına bakmak lazım. Şimdi e, ben oradaki çok değerli katılımcıları tek tek dinledim. Evet çok doğru. Peki böyle bir e, tartışma başlarsa e, İstanbul seçiminin ötesinde... E, İçeride tartışması başladığında e, peki aktör olarak devlet kime ne rol verecek? Bir defa Öcalan'la bu görüşmeler ne şekilde devam edecek? Nitelikli niteliksiz avukatlar üzerinden ne açıklama yapılacak? E, i̇şte öz eleştirilerini verirler falan bunu mu verecekler yoksa daha farklı birbirlerini suçlamaya mı gidecekler? Burada muhatap olarak kim görülecek? Meclisteki denge nasıl etkilenecek? Bir de işin Suriye ve Irak boyutu var. Yani bu çok boyutlu bir şey aslında bakıldığında. Ve şunu da unutmayalım. Evet bu siyasi hesaplar dışında karmaşık bir konu ama siyaseten bakıldığında da karşılıklı hamleleri görüyoruz. Şimdi ben biraz evvel sosyal medyadan baktım. HDP ya da Kandil, Kandil'de bölgeden gelen haberlerde bugün de Kandil içinde bir takım değerlendirmeler yapıldığı yönündeydi. E şimdi e, hazırlanan e, yayın organlarına onların baktığımızda Öcalan'ın özellikle tarafsız kalın, nötr olun ifadesinin olmadığını, çok ön plana çıkartılmadığını görüyoruz. Diğer tarafta ama şöyle yorumlar yapılmış. Ekrem İmamoğlu kazanırsa e, yeni bir süreç başlar gibi bir takım yorumlar yapılmış. Yani e, şu an herkes belli ki son hamlesini oynuyor ama bu iş pazara akşam işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra e, konu kapanacak ya da şu sonucu olacak, bu sonucu olacak denmeyecek kadar karmaşık, yıllardır süren bir süreç. Dolayısıyla biz bundan sonra avukat görüşmeleri nasıl devam edecek, Abdullah Öcalan ne diyecek, Kandil ne yapacak, bu işin uluslararası ayağı ne olacak, bunların hepsini takip edeceğiz ve yani, göreceğiz. Bambaşka hande, sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum. Ha, e, aslında evet, önemli bir e, noktaya işaret ettin. Yani biz ee, bir kısa vadeli hemen 2 3 gün içerisinde yapılacak olan İstanbul seçimi üzerinden e, konuyu tartışmaya daha odaklı ve hevesli görünüyoruz ama işin içinde onu aşan bir çok daha önemli bir boyutu var. Katman var, Burada boyut var. Abi. Hande ben ona de onu daha sonra Arazim. ben yine de e, ona kesinlikle temas. Muhakkak edelim. gireceğiz. Hande ona işaret etti. Şimdi bir birkaç nokta var. Önce Oral Çalışlar evet. bir şey söyleyecekti. Onu yani şimdi şunu söyleyeyim bir kere e, 8 yıllık tecrit niye kalktı? Bu şey sırasında kalktı 31 Mart sonrası yeni bir arayış içinde kalktı bir ölüm kere. Ölüm oruçlarıyla ilintili değil miydi o? Hayır ölüm oruçları onun sonucuydu. ya yani Öcalan'ın tecritinin kaldırılması da bir ölüm oruçları iki seçimler. Çünkü HDP'nin oyu seçimlerin kaderini tayin edici bir rol oynadı. E şimdi bunu siyaset hesap ediyor çok da haklı olarak ama onun tecridinin kalkmasının seçime hiçbir etkisi olmadı. İşte sonuç olarak şöyle bir şey aradılar yani bu Öcalan'ın son çağrısı ne içindir? Tarafsız kalın çağrısı seçim sonucunu etkili bir çağrı değil mi? Peki Öcalana kardeşim sen bize böyle bir çağrı yap bizim işimize yarar mı denmiştir? Onları bilemem. Onları bilemem. Öcalan böyle şeylere açık mı? Yani şimdi hapishanede bir adam nasıl bir ilişkisi var, ne, ne ne götürüyor, ne getiriyor onları bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey seçimlere üç gün kala, tarafsız kalın diye bir çağrı yapmış olması. Bu çağrının da seçimlerin sonuçları üzerinde etkisi eğer yerine giderse seçimlerin sonuçları üzerinde bir etkisi olacağı açık. Değil mi? Yani Yocalan'ın çağrısını HDP'li seçmen dinlerse seçimler çünkü zaten çok az bir farkla kazanılmış bir veya fark edilmiş bir seçim var bir öncesinde. E, son derece tayin edici bir oy potansiyeli olduğunu biliyoruz İstanbul seçimlerinde. E, bu Bunu böyle görebiliriz. Ama arkadaşların söylediği gibi şey de var. Bu burada bitecek bir şey değil. Yani yalnızca e, HDP, PKK, Kandil ilişkileri açısından değil. Türkiye'nin bu meseleyi çözme süreci bakımından yeni baştan bir sürü başka tartışmalar da beraberinde gelebilir bu Yani burada olmasıyla sınırlı bir şey değil. Öcalan'ın devreye girmiş olması yalnızca bu seçimleri etkileyecek bir şey değil. Gele. Hande, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Dün akşam bizim programda da bu görüşmeyi yapacağını söylemişti. Doğru. Bunun açıkladım. bu görüşmenin zamanlaması manidar mı? Öcalan'ın mektubuyla e, bu süreçle bir irtibat kurulabiliyor mu bu görüşmenin yoksa bu çok daha önceden planlanmış bir şey mi? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim tabii ki bu Kürt seçmene aklında işte. E, İstanbul seçimi yenilenmeden önceki 31 Mart seçimleri öncesinde yürütülen kampanyada daha çok beka, daha çok terörist, daha çok e, sert bir söylemin e, ifade edildiği bir seçimin ardından yenilenecek bir seçimde e, parti AK Parti de kendi içinde bir öz eleştirisini yaptı ve e, İstanbul özelinde kaybettiği özellikle e, Kürt seçmen özelinde kaybettiği oyların hesabını yaptı. Bu birincisi. Bunu böyle görmekte fayda var. Yani bu e, bir mesajdır. Benim e, hiçbir Kürt'te sorunum yok. Zaten e, yanılmıyorsam dün gene e, katıldığın yayında benim Kürt vatandaşlarım ifadesini, Kürt vatandaşlarımız ifadesini çok sık kullandı. Değil mi Ahmet? Yanılmıyorum Cumhurbaşkanı ben yanlış duymadım. Doğru. Ben. Bunların hepsi bir mesajdır. Ama diğer tarafta şunu da unutmamak lazım. E, bu özellikle Kürtlere yönelik Türkiye'nin, çeşitli adımlar atılacağı bir kampanya şeklinde bütün bir kış duyduğumuz kampanya biliyorsunuz yurt dışı ile ilgili olarak bu arada yürütülen mücadelede özellikle Irak ee, ve kandil ayağının e, önemli olduğunu unutmamak lazım. Irak Cumhurbaşkanı eşiyle birlikte e, Türkiye'de ağırladı. Hemen arkasından e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, oraya gidişi e, Neçirvan Barzani ile bir araya geliş, oradaki törene katılış ve bugün geliş aslında hatta eşiyle geleceği söyleniyordu Neçirvan Barzani'nin ama program uymamış belli ki. Dolayısıyla bu hem dışarıya hem içeriye bir mesajdır. Evet e, dışarıya e, benim evet Kürtlerle bir sorunum yok. Irak'taki Kürtler de dahil ama içeriye de benim zaten böyle bir sorunum yok mesajıdır. Ee, ama uluslararası boyutunda unutmamak lazım yine bunun. Ayrıca da e, terör örgütünün mücadelesi açısından da iki ülke arasında gelişen ilişkiler görüyoruz. Peki, hem bu hem de tabii işin bir de ekonomik ve petrol boyutu var. Peki, unutmamak lazım. Çok teşekkürler. Var, var. Oral, Oral Çalışlar şeyi merak ediyorum. Ee, eğer Öcalan'ın çağrısı... E, HDP tabanında kabul görmezse seçim sonuçları açısından o zaman e, Hande'nin de işaret ettiği gibi devlet bu sorunun çözümüne yeniden eğildiğinde kimi muhatap alacak yani Öcalan'ın muhataplık konumunda bir sarsılma söz konusu olabilir mi? E, nasıl bir durum ortaya çıkar yoksa e, her şey aynı eski e, paradigma devam eder mi? Şimdiye kadar bütün çözüm süreçlerinde devlet, yani yalnızca AK Parti iktidarı döneminde değil, daha öncesinde de devlet hep muhatap olarak özel alanda başlamış işe. Bu değişir mi? Değişmez. Ahmet Bey, benim de aslında bu konuda bir fikrim var. Lütfen. Yani yönetmenimiz beni unuttu galiba ama hani siz de unutmayın. Ben buradan bir kendimi çıkarmış olayım. Aa, şimdi, tabii şu hep söyleniyor. Hakikaten de devlet çözüm süreci dönemlerinde, bu daha da eskiye gider. Hani Erdoğan zamanında da bunu biz kısıtlamayalım. Öncesi Türkler de Üzal var. Zamanından Zaten beri. Oral Çalışlar onu söyledi. Tabii tabii katılıyorum ben kendisinin görüşlerine. Zaten bu konuyu yıllardır takip eden, biz de kendisinden öğrendik pek çok noktada. Devlet Türk özel zamanından beri de eğer silahlı mücadele noktasında, terörle mücadele noktasında beklenen başarı gelmediyse dönem dönem Öcalan üzerinden bazı görüşmeler yapmıştı. Dolayısıyla bu zamanlarda Öcalan'ın fiilen de örgüt üzerinde bir yönetimi, bir denetimi vardı. Bugün itibariyle baktığımızda ise ben tekrar altını çizmek istiyorum bunun. Bugün Öcalan'ın ne dediğine kimsenin baktığı yok aslında. Yani Öcalan HDP içinde, Kandil içinde ki bu ikisini artık ayrıştırmaya gerek yok. Çünkü İmralı'ya karşı bir blok olarak ben artık bu ikiliği görmekteyim. Doğrudan bugün Pervin Buldan yani HDP eş başkanı imzalı metin bize şunu söylüyor. Yani Önceden iyi insan, hoş insan ama yerinde kalsın. Çok da işimize karışmasın. Oral böyle bir böyle böyle aslında tek var. Hayır, katılmıyorum. Neden katılmıyorsun? katılmıyorum. Birincisi bir bir kere Kandil'le HDP aynı şey değil. Çok ciddi problemler var. Yani HDP çünkü yasal alanda mücadele etmek istiyor ve silahtan silahın üzerindeki hegemonyasından her zaman rahatsız. Çünkü kendi politik alanları daralıyor sürekli ve bir süredir e, aynılaşma var diyorlar. Yok şimdi şöyle bir beraberlik var bu seçimlerde. Davranışsal sonuçlar açısından hiçbir farkı yok. Yani onun dediğinin şimdi... dışında ya söylem üretebilirim. Der şimdi... ki ben e, Öyle meselesi değil. Karakter, var falan. O, e, Ürettiği davranışlar hayır. doğrudan doğruya Kandil'in Mücadelenin karakteri, mücadelelerinin karakteri. Karakter, aktör değil. Politik yapma, politika yapma karakterleri, mücadele karakterleri, mücadele biçimleri. Sonuca kaya, etkisi yok bunların. Var, çok etkisi yok. Yok. Nerede yani var. Sonuç olarak e, HDP sürekli kendini bundan bağımsızlaştırmaya çalışıyor. Biliyorum bir sürü içinde tartışma yapan insanlar var. Kandil'den bağımsızlaşmıyor Kandil ve HDP beraber Öcalan'ın direktifini takip şimdi böyle bir şey yok. Etmiyorlar. Böyle bir şey yok. Bu şöyle bir durum var. Bugün pratik olarak şey meselesinde çıktı. Yani ne, hangi siyasi ittifakı destekleyeceğiz noktasına gelince HDP ile Kandil bunda Öcalan'ın çok karşı çıkacağını da zannetmiyorum. Yani son, so, sonuç olarak bu seçim İstanbul, mi? İstanbul seçimi itibariyle mi? söylüyor. Çünkü şöyle bir şey oldu. Çözüm süreci kırılınca hem HDP hem Kandil. Kandil şeyle kanlı bir çatışmaya girdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörizmle karşı sert bir mücadele başlattı. Şeyin Süleyman Soylu'nun önderliğinde. O sert mücadele kaçınılmaz olarak zaten HDP ile şey pardon iktidarla devletle Kandil'in arasını sertleştirdi. O arada HDP'ye ne oldu? HDP neredeyse bütün belediye başkanları tutuklanan, bütün yöneticileri ve milletvekillerini tutuklanan bir parti durumuna düştü. O zaman kaçınılmaz olarak bugünkü iktidar karşısında bir pozisyon aldı. İkisi. Tabii bu pozisyon onları siyasi bakımdan ya bunu, aynı yerde Bunu böyle ama... anlattığınızda sanki şey gibi oluyor. HDP'liler e, çok normal bir tavır sergilediler. Hükümet durumu sertleştirdi. Ya ben hiç böyle bir şey demiyorum ondan, kardeşim nereden çıkarıyorsun? Ondan sonra Yok, HDP şey. de dedi ki ben böyle bir şey artık, dedim mi? Benim artık bu tarafa geçmek Ben mi? böyle bir şey demedim. Yani. Ben tahlil yapıyorum. Diyorum ki Ama HDP ne, şu başına şunlar geldiği için başka seçenek kalmadı bu tarafa geçti falan. Başka seçenek kalmadı değil. Yani hapse girerse sizin bütün belediye başkanı. Hapse niye girer belediye başkanı? E kardeşim bir o tartışmayı ayrıca yapabiliriz. E tamam işte yani hapse girerse e, Hapse girerse demek ki bir, hapislik bir şey yapmış mesela, yargılanmış, ya sonuç cezasını olarak, almış Selahattin Ya insanlar. Sonuç olarak iktidarla ve devletle olan problem büyümüş demektir. Ben o kasıtla söylüyorum. Büyüdüğü için muhalefet tarafında saf tutuyor siyaseten. Bundan daha doğal ne var? Peki İmralı nerede burada, Öcalan nerede? Öcalan e, şimdi bu, burada 8 yıldır tecrit içinde olduğu için şimdiye kadar bir hangi tavır aldığını dair bir bilgimiz olmadı. Çünkü... 8 yıldır tecriti uygulayan Hı. devlet İmralı'nın bu işe pozisyonuna girmesine ve bir müdahil olmasına devlet izin vermedi. Niye vermediğini bilmiyoruz. Öcalan'ın hangi eğilimi, hangi tercihleri nedeniyle devlet sürece müdahil olmasına engel oldu, istemedi, niye tecrit etti? Bunlarla ilgili bilgimiz yok. Bize yapılmış bir açıklama yok. Ben Öcalan'ın ne düşündüğünü de bilmiyorum. 8 senedir çünkü herhangi bir ilişki yok. Olmadığı için şimdiye kadar neden müdahil olmadı sorusunun cevabı çünkü devlet izin vermedi devlet muhtemelen Öcalan'ın müdahalesine ihtiyaç hissedecek bir durum hissetmedi. Şimdi e şimdi hissetti ki ya izin da veriyor. yeterli bilgiyi cevabı alamadı da diyebiliriz. E tamam o da olabilir. Yani ya şöyle araya giriyorum diye. kusura bakmayın. Bu 8 yılda devletle Öcalan'ın hiçbir teması olmadığını düşünmek mümkün değil. Hayır yok böyle Muhtemelen bir şey niteliksiz diye ben e, tırnak adında yani niteliksiz olarak ifade ediyorum onu. E, bir takım görüşmeler oldu ama devlet ve Öcalan ortak bir noktaya gelemediler. Gelemedim. Şu bile evet. olabilir. 4. Öcalan e, bu kritik dönemi kendisi için fırsata çevirmek e, adına bile bunu yapmış olabilir. Yani görüşmelerde bir sonuca evet. varılamıyor. tam bu dönemde Öcalan kendisini ortaya çıkarmak için ama devlet aslında izin böyle bir verirse adım atıyor olabilir. devlet yani izin verirse daha nitelikli şeyler üreterek. Hüseyin Bey Çünkü bunun sonucunda bir şey çıkacak. Bir zıtlaşma çıkacak. Devlet bunu seçimden bağımsız her halükarda tercih eder. Hüseyin Bey HDP yönetimi yani Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş başkanlığındaki HDP yönetimi tabana mutlak hakim mi? Yani HDP tabanına kim hakim? Bu konuda bir öngörünüz, bir yaklaşımınız var mı? HDP tabanına Öcalan mı daha hakim? Yani hakimden kastımız sözünü dinletiyor. HDP'nin kendi legal yönetimi mi, Kandil mi? Bu üçünün içinden hangisi daha çok Ahmet Bey HDP tabanı Öcalana bakar. Sen yani dersiniz ki o zaman... şartları kötüymüş, hadi bakalım. 30-40 kişi kendini yakmaya başlar. Yüzlercesi açlık grevine, ölüm orucuna başlar. HDP tabanının bir kutsiyet atfettiği, önder olarak gördüğü kişi ne bayıktır, ne karayılandır, ne demir taştır ne buldandır, ne temellidir. HDP tabanı Öcalan'a bakar. İşte bu yüzden zaten az evvel bahsettiğim Kandil ve HDP'nin buluşmuş olduğu bu noktayı, bugüne kadar tabandan anlatabiliyorlardı. Çünkü Öcalan'ın sesi duyulmuyordu. Ama şimdi bir tercih yapmak zorundalar. Hem yukarıda elitler, yani Kandil ve HDP elitleri hem de taban bir tercih yapacak. Bir tarafta HDP ve Kandil'in CHP ile örtülü ittifaka tamam çağrısı var. Bir tarafta da Öcalan'ın kimsenin payandası olmayın. Sizin yeriniz üçüncü bir yol olsun çağrısı var. Benim bugünkü Pervin Buldan imzalı açıklamadan anladığım HDP tercihini ki buraya bir ünlem koyalım çünkü aslında bu bir tercih değil. Bir entegrasyon durumu söz konusu. Ama HDP tercihini yani İmralı ile Kandil arasındaki tercihini Kandil'den yana kullanmış gibi gözüküyor. Peki taban ne yapacak? Taban şimdi yine iki seçeneğe sahip. Bir seçenek İmralı, diğer seçenekse Kandil ve HDP. Hangisini dinleyecek taban? Bunu da biz ancak seçim günü görebileceğiz. Evet, Oral Çalışlar gerçekten katılıyor musunuz HDP tabanının böyle iflah olmaz bir çelişki ve ikilem içinde kaldığını düşünüyor musunuz? Yok, Yani şimdi zaten 8 yıldır Öcalan'dan herhangi bir haber almadığı için Öcalan'ın ne dediğini bilmiyor. Şimdi biliyor. Şimdi biliyor ama yani çok angaca olduğu bir siyasi tercih var birkaç yıldır. O angaca olduğu siyasi tercih doğrultusunda oy kullanmak için hazırlık yapar. İki, iki gün kala Öcalan gelip Aa, yanlış yapıyorsunuz siz yapmayın demesini çok da hemen değiştirebilecek ve bunu hemen kabullenecek bir eğilim içinde olmadıklarını görüyoruz. Öyle oldu. Nereden görüyoruz bunu? Yani ben sorduğum, tanıştığım, konuştuğum ama galiba bu partiye o destek ver. Genelde elitler üzerinden yaptınız yani. yani elitler üzerinden üzer... şimdi üzeri adadan gelmeden falan. üzerine adadan yani gelmeden toplandığım o O biraz aslında tabanı değil daha çok hem onlarla hem onlar edelim. şimdi tamam. yorum yapmak yani için işte, on kaç kişiyle yapıyor. yorum yapmak için onlara sordum ama bu arada Adada tanıdığım HDP'li arkadaşlarım, seçmenler, seçmen durumunda olan onlarla oturdum konuştum. Hiçbirinin tavrını değiştirmeye niyetli olduğuna dair bir hisse kapılmadım. Peki çok teşekkürler. Burada yeterli buluyorum ben bu tartışmayı. Son çok az vaktimiz var. Madem seçim öncesi bu son özel tarafsız bölge İstanbul seçimini hemen konuşalım birkaç cümleyle. Ee, i̇şin şu kısmını e, sormak istiyorum bütün e, konuklarımıza Hande dahil. E, şimdi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu bütünüyle artık e, ortaya koydular. E, nerede durduklarını, gör, görüşlerini, yaklaşımlarını e, az çok hepimiz e, anladık büyük ölçüde. Anladık mı anla, anlamayanlar da olabilir. Ne anladık? Yani bu iki adayla ilgili ne öne çıktı Sorusunu Ben e, bütün konuklarımıza sormak istiyorum. E, sizinle başlayalım Hüseyin Bey. Belki sizin tam alanınız olmasa da mutlaka bir vatandaş olarak, gözlem olarak kısa kısa. Hani İmamoğlu dendiğinde ne geliyor aklınıza? Yıldırım dendiğinde ne geliyor aklınıza? Nasıl aslında, bir imaj oluşuyor sizde? Aslında kısaca. tam da, tam da alanım çünkü aslında İstanbul'da yaşayan herkes bu konunun uzmanı oldu artık. Şüphesiz. Hepimizin tam da uzmanlık alanı bu olmuş Şüphesiz. oldu. Ne görüyoruz? Artık sıkıldık ee, ama yani. Biraz pazarlı, sonra. Pazardan sonra belki de bunu hiç konuşmayacağız bir süre. Evvela şunu görüyoruz. İlk defa bir yerel seçim çok da yerel seçim gibi konuşulmadı, tartışılmadı. Tüm taraflar ve hatta bakın uluslararası taraflar çok ilginç. Biz yani, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bile İstanbul seçimleri üzerinde görüş belirttiğini gördük. Dolayısıyla siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, terör örgütleri, başka ülkeler hiç kimse İstanbul seçimine çöpü kim toplayacak, parkları kim süpürecek diye bakmadı. Bu çok da bir türlü oraya gelemiyor konu. Da, projelere gelemiyor. E, gelemiyor çünkü kimse oraya gelmek istemiyor. Daha kısa başka projeleri daha kısa bir rica edeyim çünkü hakikaten vaktimiz. Bunun bu bu saptamayla yetinmek istiyor musunuz? Şimdi adaylar üzerinden zannedeyim bir soru sormuş. Bir, bir cümleyle söylerseniz. Şöyleydi şöyle de aslında Binali Yıldırım'ı biz 17 yıldır e, tanıyorduk. Kendisi tüm bakanlarda farklı farklı hizmetler verdi. İşte Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, evet. Meclis Başkanlığı. İmamoğlu'nu ise açıkçası biz 31 Mart sürecinde tanıdık. Daha önce çünkü kendisi belikdüzü belediye başkanıydı. Eğer orada oturmuyorsanız tanımıyordunuz. Çok avantajlı başladı. Hiçbir eksisi yok. Çok Tanınmamak avantaj mı? Tabii ki yani hiçbir eksisi yok. Ama dezavantaj da aynı Stratejik zamanda. Stratejik oy kullanıldığı bir ortamda çok büyük bir avantaj. Şöyle Tanınmamak. hatta. Tanınmamak. Bagajı yok çünkü. Tabi. Avantajı şöyle söyleyebiliriz. Nasıl bir marza çıktı? Dürüst. Tanımıyorsunuz da hiçbir yalına şahit olmamışsınız. İlk defa gördüğünüz bir sima. İşte Çok hoşgörülü, çok kucaklayıcı. Evet. Tanımıyorum. Bitirmem gerekiyor çok az vakit kaldı. Hani... Zaman böyle değişti diyebiliriz. Zamanla imam onu tanıdık. Tanıdık. Oral çalışlar. Ya bu seçimin Bir cümleyle. Seçim aslında Türkiye'nin siyasi geleceğiyle ilgili kararları etkileyecek sonuçlar doğuracak. Bu bu seçimin sonucu evet. böyle bir evet. o bakımdan belki önemli yani, yani Türkiye'nin siyasi geleceği, toplumun tercihleri yönündeki eğilimi ortaya koymak bakımından önemli sonuçlar doğuracak. Hande Valla ben bakınca İran S-400 ve ekonomi görüyorum. Ya bu seçimden çıkacak sonuçta mı? Hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çok ciddi Türkiye'nin düşünmesi gereken sorun alanları var. Ve e, bir an önce hızlıca bitip bir an önce Türkiye'nin yoluna devam etmesi gerekiyor. Bu sorun alanları çok daha tartışmalı, çok daha ateşli konular çünkü. O da doğru Hasan Basri Yalçın. Ee, bir cümleyle. Bir... Stratejik oy kullanmanın belirlediği bir seçim yaşıyoruz. O yüzden ne projeler ne şu ne bu hiçbir şey önemli değil. Bir adayın türlü türlü yalanı ortaya çıkmasına rağmen seçmenleri göz ardı edebiliyor. Dolayısıyla asıl mesele e, stratejik oy kullanma. O yüzden de zaten sadece İstanbul'la alakalı değil. Tüm dünyanın gözü burada. Başka duygular, tabii başka da, düşünceler tabii yani. Yani İstanbul... ortaya çıkmış bir kamera görüntüsü bile yok öyle denilebilecek kadar. E, körleşmiş bir e, stratejik oy kullanma e, noktasına geldik. Eee işin bir de fanatizm kısmı var. O da iki taraf açısından fanatizmi de çok Tabi. Ya bu seçim arttı, bence arttı tekrar edilmemeliydi. Esas şey ben ben bence temel problemim bu. Tabii herkes için farklı tercih. Sizin için evet, tercih bence, tekrar, tercih. bence tekrar, başkaları için tekrar, tekrar da edilmemek daha iyi olurdu. Peki çok teşekkürler. Ee, pazar günü seçim var. Ee, Son karar milletimizindir, halkımızındır. Bizim sadece söyleyebileceğimiz tek şey var. Herkes gitsin, hangi adayı tercih ediyorsa etsin ama oyunu mutlaka kullansın, vatandaşlık görevini yapsın. Çıkan sonuca da hepimizin büyük saygı göstermesi gerekiyor. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.